Çok değerli meslektaşlarım, hoş geldiniz. Biraz yeri zor bulmuşsunuz, öyle mi arkadaşlar? Şimdi tabii niye böyle bir sürece başladık, onu baştan ifade edeyim. Biliyorsunuz, iki boyutta eğitim çalışmalarını sürdürüyoruz. Bir, geleneksel olarak ayda bir defa yaptığımız büyük eğitimler, bir de hafta sonu eğitimlerimiz var. Camiamızdan gelen yoğun talep, iki yakada eğitim yapımız şeklinde talep oldu. Açıkçası bir anlamda doğru, özellikle karşıdan gelen insanlar açısından zorluk yaşanıyordu. Ve dün aynı konuda Anadolu yakası eğitim yaptı ki Emre hocamız dünkü toplantıda vardı. Kar yağmasına rağmen katılım süperdi, onu söyledim. Bugün de öyle. Bir başka nedeni açıkça ifade etmek gerekirse büyük oteller büyük rakamlar üstü sevgili arkadaşlar. Bugün Cevahir Oteli 30.000 TL'den aşağı bu yeri vermiyor. Buralar işte Anadolu yakasında yaptığımız yerel yönetimlerimize bir ücret karşılığı olmadan yaptıkları yerler. Bunu bilmenizi istiyoruz. Ve bundan sonra bu şekilde sürdürmeye de devam edeceğiz. Efendim? Devam edelim mi? Peki. Çok teşekkür ederim. Güncel gündemdeki bazı konu başlıklarını müsaadenizle sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi biz isim olarak sosyal projelere çok önem verdiğimizi biliyorsunuz. Özellikle bir ilden başladı. Eğer bu projeyi başarırsa başka illerde de devam etmeyi düşünüyoruz. Okumayı seninle öğrendim adlı bir proje imza attık. Burası bir aile toplantısı. Bu projeyi başlatan arkadaşımız var mı? Arkadaşımız kaç kişi var? Bir kişi. Arkadaşlar bakın 50 liraya bu projeye katkısının bedeli 50 lira. Bize de yatırmıyorsunuz. İlgili kurumun hesabına yatırmıyorsunuz. İhsan Bey duyuyorsunuz değil mi? Evet, evet. Hemen müdahale edelim. Ben özetle şunu ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar, orada yaklaşık 3.000 çocuğa, 3.000 çocuğa bir kitap seti hediye edeceğiz. 50 lira bu ya, bu büyük bir para değil. İsmi büyük bir aile. Ben, vaktimiz var, en azından ay sonuna kadar bu kampanyayı sürdüreceğiz. Bize de belirttiğim gibi rakam yatmıyor. Direkt Kızılay'a yatacak olan bir çalışma. Ben tüm arkadaşlarımızın bu konuda katkı ve destek sunmasını bekliyorum. Değerli arkadaşlar, bir diğer sıkıntı noter uygulamaları. Maalesef her yıl önümüzde bir sorun. Belki de 5 yıl sonra bunları hiç tartışmayacağız. Biliyorsunuz değil mi sevgili arkadaşlar? Özellikle e-devletlere geçtikten sonra çok tartıştığımız defter tasdikleri tarihe karışacak. Bunu baştan söyleyeyim. Ha, bizim için bir güzel yanı vardı defter tasdiklerinin. En büyük kaybı olacaktır. Ama maalesef sıkıntılar devam ediyor. Özellikle İstanbul için söylüyorum. Bu konuda bir sıkıntı olursa lütfen bize geri dönünüz. Noterler yazılı bir yazı veremiyorlar. Ama şifayen yaptım görüşmede ki İstanbul Ticaret Odası da bu düşünce doğrultusunda. Onlara kalsalar yine sicil tasdiknamesi bu dönem alınmaması konusunda İTO'nun bir yaklaşımı var. Hatta biz oda olarak ilettiğimiz bu talebi bakanlığa iletmelerine rağmen maalesef bir tebliğ yayınladılar, aranacaktır diye. Burada aranacak olan ifadesi elinizde geçmiş tarihli sicil tasdiknamesi varsa bununla notere gidip defter tasdiki yaptırabileceksiniz.
Ama bir tahsilatı yoksa yeni bir çift tahsilatı alınması gerekmektedir. Yine bildiğim kadarıyla ticaret odası aidat borcu olanları bu tahsilatı veriyorlar bildiğim kadarıyla. Zorlu çıkarmamaya çalışıyorlar. Bir diğer konu, esnaf odaları da bu işe dahil olmak istiyorlar. Yani bizim de defter tasdiklerimizde sicil tasdiklerimiz arası şey bir yaklaşım var. Kesinlikle bunun hiçbir anlamı, önemi yoktur. Burada önemli olan tacir konumundaki ticaret odasına kayıtlı olan firmaların defter tasdiklerinde sicil tasdiklerimizi aranacaktır. Bunu da altını çizmiş olalım. Şimdi değerli arkadaşlar, bugün iki meslek kararı yayınlandı resmi gazetede. Biliyorsunuz TÜRMOB Genel Kurulu'nda delege arkadaşlarımız var. İki tane meslek kararı kabul edilmişti. Bunlardan bir tanesi hadsiz rekabetle mücadele yasasının kullanması ile ilgili mecbur meslek kararı. Bir diğeri de hizmet ve kalite güvenceleri ile ilgili bir meslek kararı gibi meslek kararları bugün resmi gazetede yayınlandı. Ben vaktinizi almamak açısından bunun neler ifade ettiğini detayına girmeyeceğim. Zaten oda yönetimi olarak önümüzdeki aydan itibaren bu iki meslek kararını yaygın bir şekilde ilçelerde anlatacağız. Çünkü bu iki meslek kararı özelliği şu, 2014 yılı ihtiyar olarak uygulanacaktır. Bir 2015 yılından itibaren bu iki meslek kararı uyması mecbur olacağı için geniş bir anlatım sürecini oluşturmuş olacağız. Şimdi değerli arkadaşlar, meslek sürekli değişim ve dönüşüm içerisinde farkındaysanız. Bunu her yerde anlatıyorum. Bıkmadan, usanmadan anlatmaya devam edeceğiz. Genç arkadaşlarımız var. Yeni giren arkadaşlarımız var. Hatta bugün mesleğe girmek isteyen arkadaşlarımız var. Biliyorsunuz isim olarak bu tip eğitimlerde kurulduğumuz günden bu yana stajyerlerimizi ayrı düşünmedik. Stajı kazandığı andan itibaren ordu üyesi gibi bu eğitimleri almaya devam ediyoruz. O elle defter tutma sürecinden geldiğimiz süreci herkes yakından izliyorsun sevgili arkadaşlarım. Şimdi bakın, bir yandan aslında dün Zeki Gündüz Üstad bu anlattığımız düşüncelere benzer düşünceler ifade ettiler onlarda. Recep Büyük Üstad'ımız bugün aynı konuda sizlere bilgi sunacak. Şimdi bizim hizmet verdiğimiz Maliye Bakanlığı'nı çok iyi takip etmek zorunda sevgili arkadaşlar. Eğer Maliye Bakanlığı'nın stratejisini ne yapmak istediğini görmezse, üzülerek söylüyorum, önümüzdeki süreçte çok ciddi mağduriyetli oluşacaktır. Hep eleştirdiğimiz bir konu vardı. Yani inceleme yok. Benim bildiğim kadarıyla ciddi bir inceleme eleme alınıyor. Ama en önemli boyut şu, bir el devletin bir parçası Maliye Bakanlığı biliyorsunuz. Yani her türlü beyan ve bildirimlerin, şöyle düşünün, elektronik ortamda alındığında, hele hele yarınki süreç içerisinde tüm faturalar elektronik ortamda düzenlendiğinde ve arkasından da tüm muhasebe kayıtları elektronik deftere geçtiği zaman maliyenin işi daha kolay olmayacak mı sevgili arkadaşlar? Yani inceleme oranı dediğimiz, çok eleştirdiğimiz %1, %2'lerde olan inceleme oranı çok net söylüyorum, %90'lara, %95'lere hatta %100'lere varacaktır. Neden? Her şey elektronik ortamda olduğu zaman onu, o programı denetleyecek yeteri sayıda da eleman inceleme elemanı aldığı zaman çok rahat bir şekilde denetim yapabilecekler. Şimdi maliye hedefi bu sevgili arkadaşlar. Yani Türkiye'nin en büyük sorunu olan, belki de bizim kalitemizi ayaklar altına alan kayıt dışı ekonomiyi çözmedeki en büyük aracı bu olacak. Yani her şey elektronik ortamda olacak. Her şey arkadaşlar adım adım gidiyor. Bundan 20 sene önce, 15 sene önce ev bildirgeyi, ev beyanlarım aklımıza geçer de sevgili arkadaşlar. Bir düşünün. Şu anda tüm bildirimler internet üzerinden gönderiyorsunuz. 1 Ocak'tan itibaren kör topal eleştiriyorum. Ev fatura sürecine geçiliyor. Biraz daha kademeli olabilirdi. Yani marketten bir tek fiş
marketten bir tek fiş alan kişi dahi kapsama dahil edilir kısmı doğru değil. Ama süreç içerisinde herkes elektrik faturayı geçmek zorunda. Bunu önünde durmamız söz konusu değil. İşte Maliye Bakanlığı'nın süreci böyleyken biz de kendimize döndüğümüz zaman sevgili arkadaşlar artık bu mesleği tek başına çalışan bir masa bir sandalye mesleği gördüğümüz sürece açıkça söylüyorum yolumuz asla mümkün değil sevgili arkadaşlar. Ya başkan sürekli anlatıyorsun diyorsunuz bu konuyu öyle mi? Anlatacağız arkadaşlar kusura bakmayın. Ben sizin bir özelliğinize inanıyorum. O da şu değişime açık bir camiayız. Öyle mi arkadaşlar? Fasitle bu işi hesaplayan muhasebe camiası, elle defter yazan muhasebe camiası, devletten 1.000 lira yardım almadan bugün bütün bunları başarabiliyorsa bu sizin yenisi yanındadır. İşte gündemimizde bu meslek kararının yanı sıra açıkça söylüyorum 2014 yılı yaygın bir şekilde geçen dönem yapmış olduğumuz gibi kurumsallaşma üzerine çalışmalarımızı genişleteceğiz. Bugüne kadar ya işte anlatıyorsun, ediyorsun ama bu nasıl olacak konusunda herkesin beklentileri vardı. 3-4 yıldır süren bir çalışma sonucunda 10 arkadaş bir araya geldiği zaman nasıl güçlerin birleştireceğini yol açısı onlara yardımcı olacağız sevgili arkadaşlar. Bu bir. İkincisi E-Devlet'le bağlantı yaptığım zaman bakın şunu da kararı vermeniz lazım. Burada serbest çalışan kaç arkadaşım var? Büro sahibi olan, işaret boyutunlar. Bağımlı çalışan kaç arkadaşımız var? Stajyer kaç arkadaşım var? Stajyer. Evet, stajyerler azınlıkta. Genellikle bizim büro sahipleri stajyerlerimizi buralara göndermezler biliyorsunuz. Her neyse. Şimdi bakın, sevgili arkadaşlar şunu biz yapmak zorundayız. Maliye Bakanlığı yapmadan önce. Mesela yeminli mali müşavirler tüm sözleşmeleri elektrik ortamda yapıyor biliyorsunuz. Ve Maliye Bakanlığı gönderiyorlar bildiğim kadarıyla öyle mi arkadaşlar? Gönderiyorlar. Bizde de şu olacak. Sözleşme elektrik ortamda düzenlenecek. Açıkça söylüyorum bunu. Altyapımız hazır. Programlarımız, yazılımlarımız hazır. İki, şu andaki tarif, ücret tarifesi son bir defa daha alınacaktır. Bu bakkal tarifi öyle diyorum ben ona. Yerine ayırdığımız zamanı ölçen biçen zamanı elde ettiği ücret tarifesi yürürlüğe girecektir. Ve arkasından müşteriden almış olduğu tüm tahsilatlar banka yoluyla hesabında geçmek zorundadır. Geçmek zorundadır. Ve bu şekilde de kayıtlı bir meslek olacağını herkesin görmüşsünüz sevgili arkadaşlar. Bu bir tercih meselesi. Burada konuklar var. Ne demek istediğini herkes çok iyi biliyor. Detayına girmeyeceğim. Bunu ayak uyduranlar yoluna devam eder sevgili arkadaşlar. Bu bizim meslek odası olarak yapmamız gereken konu. Bir. İki, size kurumsallaşma konusunda yol haritası, destek konusu yapacağız. Üç, mütevazı olmayacağız. Bizim kadar eğitim yapan bir meslek odası yok. Eğitim çalışmalarına sizlere destek vermeye devam edeceğiz. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar, biraz sonra değerli arkadaşlarımız size sunumları yapacaklar ama bir konuyu daha belirtip söylediğimi fazla uzatmak istemiyorum. Denetim süreciyle ilgili birkaç şey söylemeden inmeyeceğim. Orada bir sorun yok. Şöyle kısmı bağlamak istiyorum müsaadenizle. Bakın bir piyasa var önümüzde. Bu piyasada devler var arkadaşlar. Her yerde olduğu gibi. Gökdelenler var. Devler var vesaire vesaire. Nasıl bunlarla mücadele edeceksiniz? Tek başınıza bir ofiste çalışıyorsun. 2-3 tane arkadaş almışsın. Ayakta kalma mücadelesi veriyorsun. Başına bir şey geldiği zaman ofisinin sürme şansına söz konusu değil. Tek bir hizmet veriyorsun. O da defter tutma hizmeti. Nasıl mücadele edeceksin? Yani burada işte dört büyüklerden birisinde çalışan değerli dostumuz var. Hepsinin başkanları yakın dostlarımız, arkadaşlarımız. Hepsi de Türk'türler. Yani bunları kapatın. Piyasa bizim olsun diye sevgili arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Müşteri sizden hizmet bekliyor. Müşteri artık sizden sadece
defter tutan bir meslek mensubunu görmüyor sevgili arkadaşlar. Bakın, şunu da herkes net olarak görmesi lazım. Nasıl e-fatura hayatımıza girmeye başladıysa, 3 sene, 5 sene sonra firmaların büyük bir bölümü e-fatura arkasında e-defteri geçecek. Peki ne olacak? Olacak olan nokta şu. Mesleğin iki tane ana gövdesi oluşuyor. Bakın, denetim konusu bir meslek değildir, kusura bakmayın. Muhasebenin iş dalları. Finansal tabloları düzenleyenler, bu finansal tabloyu düzenleyenlerin yaptığı işi denetleyenler sevgili arkadaşlar. Ve buna üçüncü bir ayağı var. Asıl ekmek yiyeceğiz, para kazanacağımız. Aslında müşterinin aramış olduğu da dal üçüncü noktadır. Finansal tabloyu düzenlemeyi zorunluluktan tutturacak. Doğru mu? Denetleme yaptırmayı, o da yasal zorunluluktan dolayı denetleme yaptıracak. Halka açıkçası yaptıracak. İşte yeni TTK'ya göre yaptıracak. Ama müşterinin büyümesini sağlayacak tek şey arkadaşlar danışmanlık konusu. Yüzden fazla danışmanlık var. Eğer siz yaptığınız ofisinizde uzmanlıklarınız yoksa kusura bakmayın, ne rekabet edebilirsiniz, ne yol alabilirsiniz. O yüzden önümüzdeki süreçte biz bunu daha geniş bir şekilde anlata ben inanıyorum. Neden inanıyorum? İstanbul'da dolaşan bir arkadaşımızım. Her sene bürolara dolaşıyorum ilçe ilçe. O kadar güzel bürolar gördüm ki sevgili arkadaşlar, anlatamam size. Bundan 20 sene önce, 10 sene önce küçücük ofisleri olan arkadaşlarım çok daha güzel yerde tuttuklarını gördüm. Eksik olan yer fiziki mekan sadece yetmiyor. Hizmet kaliteniz olmadığı zaman bir anlam ifade etmiyor. Bunu burada müsaadenizle dokunmak istiyorum. Şimdi bir bağımsız denetim süreci var arkadaşlar, doğru mu? Kamu gözetim kurulu açmış olduğu, bak burası bir aile toplantısı. Bu eğitimi burada katılan kaç arkadaşım işaret buyursunlar lütfen. Çekinmeden lütfen. Kaç kişi var? Bir, iki. Kamu gözetim kurumunun yeminli manuşerler hariç, kamu gözetim kurumunun zorunlu kıldığı üniversitelerdeki eğitime katılan 3-4 milyar para yatırıp kaç arkadaşımızı oturuyorum arkadaşlar? 1, 2, 3, 6, 7, 10 kişi yok sanırım. Evet. Şimdi peki arkadaşlar, bu Fatma mı mıydı? Şimdi, el kaldı. Evet. Pardon. Siz bu yetkilendirme aldınız mı? Peki çok senin olarak size bir şey soracağım. Bu yetkilendirmeyle şu anda biliyorsun bağımsız denetim tabi olan 2200 firma var. Bağımsız denetim yapabilir misiniz? Efendim? Niye acele ettiniz? Sana mı soruyorum? Neden? Peki sağ olun. Geçiyorum. Ben sizi yormayacağım. Seminerde çok fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu anda bu bağımsız denetim yetkisinden arkadaşlarım 3 gün sonra bu aldığınız yetki belgesi hiçbir şey yaramaz biliyor musunuz? Neden? Eğer siz bir kurumsal yapı kurmuyorsanız, o kurumsal yapı içerisinde değilseniz o 2500 bin hiçbiri denetlemez sevgili arkadaşlar. Öyle değil mi? Peki niye acele ettik? Bakın ben sayı vereceğim size. Benim içim oturduğu için. Belki de yalnız kaldık bilemiyorum ama bir gün Mandela biliyorsunuz yıllarca ırkçılar karşı mücadele etti. Adam yıllarca hapiste yattı. Ondan sonra kıymeti anlaşıldı. Biz de bir kavga veriyoruz. Bu kavga doğru mu değil mi? Takdirini sunmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi İstanbul SMM Odası'nın üye sayısı kaç bin biliyor musunuz? 34 bin. 34 bin üye içerisinde 15 yılı dolduran kaç var biliyor musunuz? Tahmin edin. Bir sayı söyleyeyim. Efendim? 8.750 kişi arkadaşlar. 15 yılını dolduran 8.750 kişi var. Bunun 2350'si serbest muhasebeci. Malmışları geçmemiş.
geçmezlerdi. Zaten o iş kapandı artık. İddia ediyorum 6400 kişinin. Bunlar ilk üyeler. Ağırlıklı geçici maddeden vergi alanlar. En az %70'i samimi olarak söylüyorum. Bağımsız dediğim şey yapmaları sıfır ihtimal. Öyle mi arkadaşlar? Peki bu nasıl vicdandır ki, nasıl bir anlayıştır ki? Kusura bakmayın, benim lafıma da kimse alınmasın. 34 kişi bir canlı sadece İstanbul örneğini verdi. 26 bin kişi erten tüten nedenlerden dolayı 15 yıl doldurmamaktan dolayı önlerine kapılar konmasını bana izah edin sevgili arkadaşlar. Hele hele yarın sabahta denetim olgusu olmadığına göre. Bir kez daha bu işi düşünün arkadaşlar ya. Biraz önce üstadlarla konuşuyordum. Ben açıkça söylüyorum. Bunu düşüncelerimizi hepiniz biliyorsunuz. Bunu özellikle bu görüşlerimizi gazetelerde makale olarak da yazdım. Bu kurum bir gün gelecek en oradan beter olacaktır. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Neden biliyor musunuz? Bu kurum 10 tane görev üstlendiği sürece, bakın bu kurumlar dünyada var, itirazım yok. Ama asli işi olan gözetim dışında her işi yapmaya kalkan bir kurum asla başarılamaz sevgili arkadaşlar. Göreceksiniz bunu. İstediği kadar şanlı tebliğleri yayınlasın. Denetim tebliği yayınlasın. Ona bir itirazımız yok ki. Ama eğer biraz vicdan korkuları varsa, bir vicdan muhasebesi yapmaları gerekiyorsa, bir kez daha soruyorum. Bakın bugün burada ilk defa bunu söylüyorum. Geçici maddelerden vergi alanını ayırıyorum. Yani sınavla mesleğe girmeyenleri ayırıyorum. Ama sınavla mesleğe girenlerin karşısında bir insan staja başlama sınavına girecek. 22 üniversite bitirdikten sonra 3 yıl staj yapacak. Tekrar yeterlik sınavına girecek. Sonra bir kurum diyecek ki hayır efendim bunlar yetmez. Yeniden sen 3 yıl daha staj yapacaksın. Yeniden sınava gireceksin. Arkadaşlar bu oyunu bozun. Bu oyunda bize yardımcı olun. Bakın biz herkesin denetim yapsın diye bir iddiamız yok. Denetim herkesin haklı olduğunu inanıyorum. Kurum da ne yapar? Bu iş adam gibi bir yapı yapmadı. Denetler, şirketi ayıklar sevgili arkadaşlarım. İşin özü budur. Bu mesleğe gireceği gençlerdir. 15 yılı dolduranlara sesleniyorum, acele etmeyin. Ne aceleniz var ya? 31 Aralık 2014 tarihinden başvuru süreniz var, öyle mi arkadaşlar? Nedir bu acele? Efendim, girmezseniz bir an evvel işler zorlaşacak mı? Külliyen yalan ya. Şu ana kadar bu eğitime katılıp başarmayan bir kişi var mı arkadaşlar, bana söyleyin. Ben size söyleyeyim, bir kişi yok. Parayı yatıran düdüğü çalıyor, süreyi tamamlıyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Ben biraz kusura bakmayın. Bu konu hakikaten her geçen daha da önemli duruma gelecek. Ama şunu söylüyorum. Biz bugüne kadar olduğu gibi hiçbir meslektaşımızı asla mağdur etmesi bırakmadık. Bir diğer bir sürecimiz var. Bekleme sürecimiz var. Bu süreç oturmadan, taşlar yerine oturmadan ben hala beklenmekte büyük bir yarar var diyorum. Hiç de kimse farklı düşünmesin. Müktesef haklarınızı engelleyecek bir kurum asla olamaz sevgili arkadaşlar. Ben bugünkü seminerde oturum başkanlığı yapacak Çiçeği Burun'da Tümrük'ün yeni denetleme kurulu başkanı Nazım'ın üstadımıza, değerli üstadım Recep Büyük üstadıma ve sevgili üstadımız, değerli dostumuz Emre Kartaloğlu sizler adına teşekkür ediyorum. Ama asıl teşekkürüm her zaman olduğu gibi bu kadar hava muhalefetine rağmen bu salonu doldurmanızdan dolayı, katılmanızdan dolayı sizlere özel teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. İşlemleri ve
ve vergi muhasebe boyutuyla ilgili seminerimizin oturum başkanlığını yapmak üzere TÜRMOP Denetleme Kurulu Başkanımız ve yeminli mali müşavir Nazım Alın hocamızı davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz. Evet, değerli konuşmacılarımızı da sırasıyla takdim etmek istiyorum. Sayın Recep Bıyık, yeminli mali müşavir davet ediyorum. Sayın Emre Kartaloğlu, yeminli mali müşavir davet ediyorum. Tam da bu e-devletin içinde bulduk. Mesela hatırlıyorum 20-22 sene evvel İSMA sempozyumlarında, diğer oda sempozyumlarında da beyanname nasıl düzenlenir diye konulu işte seminerler yapılırdı. Evet. Yani beyannameyi doldururken hata yapmayalım anlamında bilgilendirme seminerleri yapılırdı. Nereden nereye geldik? Yani ben belki de mali müşavirim, katma değer vergisi beyannamesi raporu vermek için vergi dairelerine gidiyor idik evvelden. O muhtasar beyanname KDV'nin son günlerinde insandan geçilmiyordu, müdürün odasını zor buluyor idik. Şimdi gidiyoruz vergide bomba atılmış gibi, hiç kimse yok çalışanlardan başka ve GİDAS çalışanlarından başka. Ve yine bundan 5-6 yıl evvel daire başkanının bizlerle paylaştığı ve camiaya teşekkürü hep kulaklarında çınlar. Biz bunu 3560 meslek mensubu sayılı yasaya göre ruhsat almış meslek mensupları sayesinde başardık. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Evet. Bizler sayesinde bunlar başarılıyor. Şimdi biliyorsunuz vergi usul kanunun E-defterle ilgili iki nolu tebliğinden sadece o bir Excel tablosundan bahsediliyor. Stok kartlarının kodlarına varana kadar belirlenen format verilmiş. Bu formatta hazırlayacaklardır. Her hazırlanan şey de gönderilir biliyorsunuz. Yıllık kazanç beyannamesi, gerek gelir vergisi beyannamesi, gerek kurumlar vergisi beyannamesi her ortamda gönderiyor gidip. Sonra bir e-mizan istendi biliyorsunuz. E-mizanı da gönderiyoruz artık. Niçin bir veri tabanı oluşuyor? Yani inceleme yapmak ve ekonomiyi kavrama adına bir veri tabanı oluşuyor. Şimdi stok kartların en can alıcı yanı biliyorsunuz gelir tablosunu şöyle gözünüz önüne getirirseniz gelir tablosunda en büyük gider kalemi hangisidir? Satışların maliyeti. %95'idir tutar olarak. Geri kalan %5'i de işte genel yönetim gideri, pazarlama gideri vesaire. İşte o %95'i doğrulama adına bu stok kartlarında miktar dengesi doğru kurulmuş mu? Bunu buna varmaktır sonucu. Çünkü %95'i bir kenara bırakır da
ufak tefek %5'in içinde %10 hata olsa ne yazar? Dolayısıyla bizim tabii boynumuzda şöyle de bir yük var. Biz o finansal tabloları doğru hazırlamak zorundayız. Çünkü bizim evimize ekmek parası götürdüğümüz müşterilerimiz bize kendilerini emanet etmişlerdir. Yani benim devlette başım derde girmesin, gelir idaresiyle, sigortayla başım derde girmesin. Evet, o bilinçle bizi seçmişlerdir. Gerek tavsiye edilmişizdir, gerekse denenmişizdir. Kendimizi ona karşı ispat etmişizdir. Ve onunla çalışmalarımızın sürekliliğini ancak bu sayede sağlamışızdır. Anlamaz ki miktar dengesi doğru mu kuruldu? Fire oranları acaba kapasite raporuyla uyumlu mu? TOB'un yayınladığı listeye uyumlu mu değil mi? Bunlar anlamaz. Biz onun gıyabında onun defter belgelerini kayıt altına almışızdır. Onları değerlendirir ve sonuçlar budur deriz. İşimizi tabii bu anlayışla yapmamız lazım. Üzerimizde tabii mesleğin getirdiği bir sosyal sorumluluk da var. Bu hem topluma karşı sorumluluk hem evimize ekmek parası götürdüğümüz müşterimize karşı sorumluluk. Bunları ben hatırlatmak istedim. Tabii konuşmacılarım sürelerini de tecavüz etmeden önce bunları sizlerle paylaşmak istedim. Şimdiden bir hatırlatma yapmak istiyorum. Konuklarımıza soruları şimdiden yazılı olarak hazırlamaya başlayabilirsiniz. Çünkü birinci oturumun sonunda bir 45 dakikalık yemek arası var. O arada da sorularınızı bize yazılı olarak iletirseniz bundan sonraki bölümde bunları cevaplayacağız. Şimdi konuklarım Recep Bıyık, Pricewaterhouse'da yeminli mali müşavir olarak vergi müdürü. Vergi grup müdürü değil mi? Üstad, yanlış söylemiyorum. Mesleğini sürdürmekte ve başında da söylediğim gibi bütün bilgileri bizlerle paylaşmakta. Sağımda oturan Emre Kartoğlu kardeşimiz, meslektaşımız, yeminli mali müşavir olarak aramıza 2 yıl evvel katıldı. Yine bizim meslek camiamızın hizmetinde. Her ikisine de hepiniz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Birinci sunumu Recep Bir yeminli mali müşavir yapacak. Şimdiden başarılar diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, 45 dakika dediler ama önünü açarız biraz. Bir saatlik bir hazırlık yaptım. 45 saate düşmeye çalışacağım. Teşekkür ederim. Gelişime göre bakalım. Günaydın, hoş geldiniz. Uzun yıllar kamuda görev yaptım. Özel sektöre geçtikten sonra hiç aramızda olmadım. Kamudayken zaman zaman dönem sonu işlemlerine, bazen beyanname düzenleme seminerlerine gidiyordum. Onun için izin verirseniz bir kısmınız çok genç olabilir. Kendimi tanıtarak başlayayım. 30 yıllık mesleki deneyimim var. Bunun büyük bir bölümünü hesap uzmanlığı yaparak geçirdim. Gelir İdaresi'nde uzun yıllar yöneticilik yaptım. Gelirler Genel Müdürlüğü olduğu dönemde Genel Müdür Yardımcılığı da yaptım. Sonra Sermaye Piyasası Kurulu'nda yöneticilik yaptım. 6 yıldır da PricewaterhouseCoopers'ta mevzuat eğitim araştırma başkanı olarak görev yapıyorum. Devletten geldim diye bana böyle devletin ünvanı gibi ünvan verdiler. Genelde evet haklısınız, vergi müdürü derler ama böyle bir ünvanım var. Hala da eleştirirler, özel sektöre geldiğinin farkında değilsin diye bazen. 6 yıldır da sizinle birlikte bu mesleği yapıyorum. Sayın Başkan güzel şeyler söyledi meslekle ilgili. Rekabet kavramını ben kullanmayı tercih ederim. Mücadele kavramı yerine sadece orada bir şey var. Ben de o bölümde sadece şunu söylemek isterim. Sayın Başkan çok iyi söyledi. Bağımsız denetim yapmak bireysel olarak çok mümkün değil. Dünyada da öyle. Bizde de mümkün olmayacak. Belki küçük işletmeleri, orta işletmeleri yapmak mümkün ama büyük işletmeler için çok mümkün değil. Benim mesleki deneyimim bunu gösteriyor. Bizim ünvanımız da aslında bunu söylüyor. Bu ne anlamı geliyor diye bazen soruyorlar. PricewaterhouseCoopers. Bunun bir anlamı yok. Kişilerin isimleri, soy isimleri gibi şeylerden geliyor. Meslek konsolide olmayı gerektiriyor. Yani tek tek bu mesleği yapmak, vergi yapabilirsiniz, vergi danışmanlığı da yapabilirsiniz ama denetim işi bir ekip olmayı, konsolide olmayı gerekiyor.
İşte benim çalıştığım şirket yıllarca konsolide olarak gelmiş. Bazen hangi ülke kökenlisiniz diyorlar, ülkesinde kalmamış. İngiltere'deki bir şirket, Amerika'daki şirket, Hollanda'daki şirket birleşmişler, böyle olmuşlar. Bütün denetim şirketleri, o dört büyük dediğiniz böyle upuzun isimleri var. Hepsi konsolide olarak gelmiş. Benim de size önerim, birseniz iki olmaya çalışın, ikiyseniz dört olmaya çalışın. Sayın Başkanım söylediği gibi biraz daha kurumsallaşın. Bu meslek biraz daha oraya doğru gidiyor. Şimdi konu başlığımız dönem sonu işlemleri. Emre Bey'in konusu dönem sonu işlemleri ama benim konu başlığımın içerisine özellikle arz eden hususlar demişler. Dolayısıyla ben biraz daha rutinin dışında özelliği olan işlemlerle devam edeceğim sunumuma. Dönem sonu işlemleri demek aslında envanter demek. Mevcutları, alacakları, borçları saymak, ölçmek, tartmak, değerlemek, varsa karşılıkları ayırmak, matraha ulaşmak için gerekli hazırlıkları yapmak. Ben de biraz 2013'ün envanterini yapacağım. 2014'e de biraz bakacağım. Ama 2013 üzerinden büyük ölçüde yapacağım. Her sene bu seminerler yapılıyor. Muhtemelen büyük bir bölümünüz bunları zaten yıllardır yapıyorsunuz. Benden fazla deneyiminiz var. Onun için biraz 2013'te ne oldu? Bu sene dönem sonunu ilgilendiren ya da önümüzdeki yılı ilgilendiren birazcık oradan gideceğim. 2013 yasal düzenlemelerden bugüne ilgilendirenleri seçtim. Araya biraz şey de sıkıştırdım. Biraz özelliği olduğunu gördüğüm konuları. Arkasından giderler, indirimler, istinadlarla ilgili de yine biraz Emre Bey'in alanına girmeden zamanımız kalırsa bir şeyler söyleyip geçeceğim. Vergide normalde ben bir şeyini yaptım uzun vadede. Yılda ortalama 7 küsür vergi kanunu çıkıyor. Yani şeyleri atarsak, çok böyle bir sürü kanun içinde olur ya, bir kurumla ilgili bir şey çıkar, içinde bir tane damla vergisi harçlısı nasıl olur. Onları saymazsak genelde 7-8 tane kanun çıkıyor her sene. Bu sene 11 tane kanun çıkmış. Bunun 4 tanesi çift vergileme ile ilgili. Onları atarsak yine ortalama civarında bir yasal düzenleme yapılmış. Çift vergileme anlaşmaları dışında 7 tane kanun var. Bu kanunların içinde bayağı bir önemli düzenlemeler var. Bir iki tanesinden birazdan bahsedeceğim. Varlık barışı gelmiş, uygulamışız. Hala düşmedi. Ondan bahsedeceğim. Vergisi kanuna bir düzenleme eklenmiş. 153A maddesi. Birçoğunuzu ilgilendirecek ve muhtemelen biraz daha endişeleneceksiniz. Onun dışında taşıt araçlarıyla, cep telefonlarıyla ilgili düzenlemeler yapılmış. Asgari vergiler gelmiş. Finansal kiralamada sat geri kiralamanın vergisel boyutu düzenlenmiş. Finansal kiralama mutlaka bir kısmınızı ilgilendirecektir. Onun yanında TTK ile ilgili ufak tefek düzenlemeler yapılmış. Vergisi 153A maddesi beni okuduğum zaman korkutur. Bu 3 sayfalık bir madde. Aslında bizi çok fazla madde ilgilendirmiyor. 3,5 sayfanın 3,5 satırlık bir düzenlemesi dışında bizi hiç ilgilendirmiyor. Bu düzenleme sadece naylon fatura ticareti yapmak için kurulmuş işletmelerin vergisel boyut işlemlerini düzenliyor. Tekrar ben sizi diyor, incelerim bakarım. Mükellefiyetinizi silebilirim. Tekrar mükellef olmak isterseniz teminat isterim vesaire. Burası bizi hiç ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren 3,5 satırlık küçücük bir cümle var. O cümle diyor ki, eğer vergi kanununun 359. maddede sayılan fiillerden birini işlerseniz, bu tespit edilirse ve de bu işlemi yaptığınız, bu suçu işlediğiniz kesinleşirse, fiili işlediğiniz tarihten itibaren 6 yıl süreyle hiçbir vergi teşvik ve desteklerinden yararlanamazsınız. Tahmin ediyorum bütün işletmelerimiz en az bir tane, iki tane vergi teşviklerinden yararlanıyordur. Yani yatırım yapıyorsunuzdur teşvik belgeli, AG yapıyorsunuzdur, istisnalarınız vardır, tonlarca istisnanız vardır. Yani bu madde bir istisnada yapılmıyor. Belki iştirak kazançları istisnasını bile buraya sokabilirler. Bunun anlamı ne? İşletmeniz farkında olarak ya da olmayarak, elinden gelen bütün yapması gereken şeyleri yapmasına rağmen, atıyorum 10 liralık bir nakliye, 100 liralık bir nakliye bir şey faturası sahte çıkabilir. 6 yıllık teşviklerinizin tamamı gitti demektir. Bu madde en çarpıcı şekilde bunu söylüyor. Kocaman bir işletmenin bütün yatırım teşvik tedbirlerinin yok olduğunu düşündüğünüzde inanılmaz bir şey. İşletmeyi kapatın gidin. O kadar. Suç küçük, ceza büyük. Hiç orantılı değil. Anayasal sorun var. İptal davası açsanız muhtemelen iptal olur. Ama demokrasinin kılıcı gibi tepemizde yürürlüğe girdi bu düzenleme 2013'ün başlarında. Bu sene beyannameleri vereceğiz Nisan'da. Muhtemelen Nisan sonrasındaki incelemelerde kapımızdaki en büyük tehlike.
Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı bu tehlikeyi gördüklerini, yeni bir düzenleme yapacaklarını söyledi. Ama yapmadıkları sürece bizim için çok önemli. Belki dönem sonu işlemlerini yapıyorken en dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi şüphelendiğimiz bir belge var mı diye şöyle geriye doğru bir kere daha bakmak. Varlık Barışı'da dönem sonu biten bazı bölümleri var. Varlık Barışı biliyorsunuz iki tane bölümden oluşuyordu. 15 Nisan itibariyle yurt dışında bir varlığınız varsa %2 ödeyerek onu Türkiye'ye getirme imkanı vardı. O bitti. Kasım sonu itibariyle bitti. Bir de ikinci bir bölümü vardı. Eğer yurt dışı kaynaklı bir geliriniz varsa, bu iştirak geliri olabilir, şube geliri olabilir ya da yurt dışındaki iştirakinizi sattıysanız satıştan elde edilen bir gelir olabilir. Bu gelirler Ekim sonuna kadar elde ettiyseniz kurumlar vergisinden, gelir vergisinden istisna. Fakat bu istinadan yararlanmak için yıl sonuna kadar bu paraları transfer etmeniz gerekiyor. İçinizde bu istinadan yararlanmak isteyenler ya da yararlananlar varsa ve de Ekim'den önce bu kazancı elde ettiysek zaman daraldığı yıl sonuna kadar bu paraların Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor. Bir de hala olanak var. Yurt dışında eğer tasfiye edilebilecek nitelikli bir şirketiniz varsa, özellikle bazı ülkelerde tasfiye işlemleri çok çabuktur, çok kısa zamanda yapılabilir. Yıl sonuna kadar yurt dışındaki şirketinizi tasfiye ederseniz, tasfiyeden kaynaklanan kazançlar için herhangi bir vergi ödemek zorunda değilsiniz. Yasal düzenlemeleri söylerken bir yasal düzenleme de yine bizim yıl sonu ve Nisan'daki işlemlerimizi etkileyecek bir tebliğin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin bir Danıştay kararı var. Bir nol tebliğin gayrimenkul ve iştirak hissesi satışında kurumlar vergisi istinasını düzenleyen bir bölümü bir paragraf iptal edildi. İptal edilmedi daha doğrusu, yürütmesi durduruldu. Karara baktığımızda sanki iptal edecek gibi duruyor. Çok gerekçeli bir karar alınmış. Oy birliğiyle alınmış bir karar. Yürürlüğü durdurulan madde şunu söylüyor. Eğer iştirakiniz olan şirket kar yedeklerini sermayeye ekler de size bedelsiz hisse senedi verirseniz aktifinizdeki iştirakinizin maliyetini yeni bedelsiz aldığınız hisse senetlerinin nominal bedeli kadar artırın. Karşılığında o kadar gelir yazın. İştirak geliri elde etmiş gibi. Sonra beyannamenizde de o geliri iştirak kazançları istinası satırına yazarak istinadan yararlanın diyor. Danıştay bu maddenin, bu bölümün yürürlüğünü durdurdu. Danıştay diyor ki, kar yedeği, sermaye yedeği diye bir ayrım yapmaya gerek yok. Yedek bir sermaye eklenirse iştiraki olanlar, o şirkete iştirak etmiş olanlar, sadece hisse senedi sayısı artar, onu izlerler, maliyeti artırmaya gerek yok, gelir yazmaya gerek yok. İştirak kazançları istinasından yararlanmak için de bir neden yok diyor. Bu davayı açan bir yatırım ortaklığının ortağı şirket. Yatırım ortaklığından elde edilen kazançlar istinadan yararlanmadığı için o şirketin çok lehine bu durum. Fakat Türkiye'de gayrimenkul yatırım ortaklarının cesaretini biliyorsunuz çok büyük değil. Esas büyük bölüm yatırım ortaklığı dışındaki şirketlere iştirak. Onların da çok aleyhine bir düzenleme oldu bu yürütmeyi durdurma kararı. Eğer bu şekilde kesinleşirse artık ne yapacağız? Maliyet iştirak maliyetlerimizi artırmayacağız, gelir yazmayacağız. Burada bir değişiklik bir şey yok, vergisel açıdan bir sakınca yok. Ama o iştirakimizi sattığımız zaman evli diyordu ki maliyeti yeni elde ettiğimiz hisse senetlerinin nominal bedeli kadar artırın diyordu. Şimdi artırmıyoruz. Dolayısıyla satış sırasında bize ilave külfet geliyor. Bu yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle. Yürütmeyi durdurma kararına itiraz edildi, görüşüldü. Sonucu şu anda bilmiyorum. Gelir İdaresi de sessiz henüz. Bunu özellikle Nisan'a kadar izlemenizi iştirakçı olan şirketler için öneririm. Nisan'da bu konuda bir karar vermeniz gerekiyor. Ne yapacağınızla ilgili. Hem oda başkanımız hem oturum başkanımız hedefler EFAS'dan bahsetti. 1998-99 yılında benim de ucundan kenarından çalışmalarla başladığım çalışmalar belli bir noktaya geldi. 2014 yılı başında evrilecek çok değişik bir safhaya geçecek. 2016 başında da bu süreç büyük ölçüde tamamlanmış olacak. Nereye kadar geldik? E-fatura ile ilgili zorunlu kapsamına girenler uygulamaya başladılar. 7000 küsur tane sisteme giren oldu. Yıl sonuna kadar 22000 küsur olacak. Yıl sonundan sonra da artık bu şirketler kendi alanında e-fatura düzenlemeye başlayacaklar. Hazırlıklarımızı artık tamamlamak için son süreler. Ödeme kaydedici cihazlarla ilgili bir süreç o da paralel bir şekilde başlamıştı. Seyyar EFT POS cihazları ile ilgili süreç bitti. 1 Ocak 2014'ten itibaren artık o hayata geçmiş olacak zorunlu olarak. Bilmiyorum
ne kadar sizde vardır? Mutlaka vardır perakende satış yapanlar. Seyyar FETÖ POS cihazları artık yeni nesil olmak zorunda 1 Ocak'tan sonra. Artık tahsil amaçlı bu makinelerin kullanılması olanağı kalmıyor gibi gözüküyor. Seyyar FETÖ POS cihazları dışındaki ödeme kaydedici cihazlar için 2016 başına kadar zamanımız var. E-arşivle ilgili bir tebliğ taslağı var. Ona hazırlık yapmanız gerekiyor. Bununla ilgili bir süreç yok. Sadece internetten satış yapanlar 2015 başında bu tebliğe uyum göstermek zorundalar. Eğer taslak bu şekilde çıkarsa. E-fatura kapsamına, zorunluluk kapsamına girmeyenler bu kapsama girecekler. İsmine bakıp yanılmayın. Sadece arşiv işi değil bu. E-arşiv faturası diye yeni bir fatura türü geliyor. E-fatura düzenlemediğimiz zamanlarda e-arşiv faturası düzenleyeceğiz. Tüketicilere verilen faturalar büyük ölçüde bu kapsamda olacak. Kasım ayı başında yürürlüğe giren bir düzenleme daha oldu. Bu da aile sistemin bir parçası, iade başvurusu. Artık iade başvuruları da e-iade haline dönüştü. 1 Kasım'dan itibaren bütün iade ile ilgili başvurularımız her türlü iade için bu kapsamda olmak zorunda. İnternet üzerinden ve de gelir idaresinin hazırlayıp internet sitesine koyduğu standart format kullanılarak bu iade başvurularının yapılması gerekiyor. Yıl sonunda dikkate alabileceğimiz, bu da yine 2013 düzenlemesi. Biliyorsunuz Mart'taydı tasdik zamanları Türk Ticaret Kanunu'nda. 2013'te bir değişiklik yapıldı. Yevmiye defteriyle ilgili çok zamanımız oldu. Haziran sonuna kadar uzatıldı. Ama yönetim kurulu karar defteri için öne çekildi. Ocak ayında bu tasdiki yaptırmak zorundayız. Ben bazen arkadaşlara şey diyorum, ya bunlar bizi ilgilendirmiyor diyorum ama arkadaşlar da diyorlar ki ya avukatları danışman, mali danışmanınıza sorun diyorlar diyor. Ben de böyle size soruyor olabilirler diye buraya koydum. Defter tasdikiyle ilgili yönetim kurulu karar defterinde zamanımız azalıyor. Başka neler yapıldı 2013'te? Vadeli çeklerle ilgili uygulama değişti. Bu aslında ilginç bir şey. Maliye Bakanlığı yıllarca vadeli çeklere respon olmaz dedi. Yargı olur dedi. Maliye Bakanlığı ısrar etti, yargı fikrini değiştirdi, Maliye Bakanlığı'na uydu, evet olmaz dedi. Fakat ikisi aynı paralele geldikten sonra Maliye Bakanlığı fikir değiştirdi. 2013'te vadeli çeklerde respon olabilir dedi. Çeşitli gerekçeleri var. O gerekçelerin bir kısmı aslında eskiden de vardı ama herhalde artık ticari karla mali kar çok sapıyor diye bunu böyle bir değişikliğe ihtiyaç duydular. Avrupa Birliği projesi yapanlar için Avrupa Birliği hibelerinden, desteklerinden yararlananlar için bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme lehimize bir düzenleme. Diyor ki yeni düzenleme, eğer Avrupa Birliği'nden bir projeniz için destek alıyorsanız aldığınız desteği, karşılıksız hibeyi geri yazın üzerinden vergi vermeyin, bir fona koyun. Projeyle ilgili harcamalarınızı oradan yapın, onları da gider yazmayın. Proje bittiği zaman fonda artan bir kısmı olursa onu gelir yazın ya da artan bir fazla bir gider varsa onu gider yapın diyor. Bu hibelerden yararlanmak için önemli olabilir. Türkiye Yeşilay Vakfı diye bir vakıf kuruluyor. Ona da çok sayıda avantaj geliyor. Bu biraz şu anda erken olabilir söylemek için. Oda Başkanımız söyledi, Maliye Bakanlığı uygulamaları artık çok önemli hale geliyor dedi. Özellikler konusunda bu özellikle vurgulanması gereken bir şey. 2013'te yapılan düzenlemelere göre artık özelgeler rapor değerlendirme komisyonunun raporu değerlendirirken dikkat edeceği yasal dokümanlardan biri haline geldi. Elbette denetim elemanı özelgeler olmak zorunda değil ama özelgeyle çelişiyorsa özel bir prosedürü var. Bir bu açıdan önemli. İkincisi eskiden sadece bir mükellef aldığı özelge hükümlerinden yararlanabiliyordu. Yeni düzenlemede başkası için verilen özelgeleri de kullanabilirsiniz. Onlar da sizin için geçerli bir özelgedir dendi. Buraya dikkat edeceğimiz şey sadece komisyon döneminde verilen özelgeler dikkate alınıyor. Eski özelgeler dikkate alınmıyor. İkincisi de en güncel özelge. Bunu herhalde şunun için yazdılar. Gelir dersi bütün zaman zaman değiştirebiliyor. Değiştirdiyse sonraki görüşü esastır diyor. Gelir dersinin portalında inanılmaz sayıda şu anda özelge oldu. 1-2 sene sonra çok daha fazla olacak. En günceli nasıl tespit edeceğiz bu biraz sorun ama bunu izlersek çok işimize yarar. Burada bir enstrüman da var yorum yapıyorken. 2013'te hangi özelgeler verilmiş bizi ilgilendiren? Önce kendi söküğümüzü dikelim. Onun için en başa meslek mensupları ile ilgili iki tane özelge koydum. İki ayrı serbest meslek erbabı taşıt aracıyla ilgili giderleri gider yazabilir miyim diye sormuş. Bir tanesi demiş ki ben tek kişi olarak çalışıyorum. İki tane arabam var. Bu iki arabamın giderlerini gider yazabilir miyim diyor.
Maliye Bakanlığı diyor ki senin bir arabaya ihtiyacın var. Bir tanesini kabul ederim, ikincisini kabul etmem. Yasal bir dayanağı da yok. Yani bir gün birini, bir gün birini kullanıyorsanız ve birinin benzin giderini kabul etmiyor. İkinci özelliği de diyor ki ben 3 tane taşıt aracı kiralayacağım. Üçünü de kullanabilir miyim? Burada diyor ki kazancın elde edilmesi idamesi için kullanıyorsan kirayı da kabul ederim. Yakını da kabul ederim, bakımı da kabul ederim. Birincisi soruya da baktım aslında. Soruda da bir şeylik yok. Yani bir meslek elemanının birden fazla arabası olmaz diye bir koşul yok. Değişik araçlar kullanmak mümkün. Niye böyle bir özelliğe verdiklerinden çok emin değilim. İkinci özelliğe tamamdır. Meslek için gerekliyse iki de kullanabilirsiniz, üç de kullanabilirsiniz. Müşterinize göre araç da kullanabilirsiniz. Kanun maddesi kriteri söylüyor, sayı söylemiyor. Özellikle yurt dışı ile ilgili işlem yapanlar için özellikle yurt dışından ithal edilen mal ve hizmet bedelleriyle ilgili olarak bir fiyat indirimi yapıldıysa daha sonradan, bunun içinde bir alacak dekontu geldiyse bu konu biraz karıştı. Gelir İdaresi dedi ki sonradan fiyat indirimiyle ilgili bir alacak dekontu geliyorsa fiyatta bir değişim olmuştur. KDV'yi fazla ödemiş olabilirsiniz gümrükte ama fazla da indirmişsiniz. Fazla ödediğinizde karışmam ama fazla indirdiğinizi düzeltin. Şimdi bunun vergisini, KDV'sini bana verin. KDV beyannamesindeki hesaplanan KDV satırına bu tutarı ilave ederek istiyorum dedi. Gümrüktekini iade almak mümkün mü? Değil gibi gözüküyor. Gümrük mevzuatında böyle bir düzenleme yok. Gelir dersi bundan rahatsız oldu. Büyük bir olasılıkla. Görüşünü de değiştirmek istedi gibi duruyor ama görüşünü değiştirmemeyi tercih etti. Başka bir özelliğe de dedi ki tamam fiyat indirimi yapıldıysa bunun üzerinden KDV hesaplamayın. Daha önce hesaplayıp ödediğiniz ve de indirdiğiniz vergiyi ödediğinize karışmama indirdiğinizi düzeltin. Dolayısıyla KDV beyannamesinde hesaplanan KDV satırına ekleyin. Ama aynı tutarı bir de indirecek KDV satırına yazın indirin. Yani aynı tutarı bir ekleyin bir çıkarın. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Sadece gelir dersi görüşünü değiştirmedi. Ama sonuçta doğru yolu buldu. Biz hangisini yapıyoruz? Biz müşterilerimize muhtemelen siz de öyle düşünüyorsunuz. Gelir dersini söylediğine uyum diyoruz. Aynı rakamı iki tane satıra bir artı bir eksi yazmakta hiç sakınca yok. Bunu yapmasak ne olur? Bunu yapmasak büyük bir olasılıkla indirim satırına yazmadığımız için indirimimizi reddederler. Ama hesaptan KDV satırına yazmadıysak ondan kendileri o tutara eklerler. Büyük bir olasılıkla uymazsak böyle bizim için bir sonucu olacak. Yurt dışından faizsiz kredi kullanıyorsak stopaj açısından sorun yok diyor Gelir İdaresi. Bir ödeme yapmadığınıza göre stopaj yapacak bir şey yok diyor. Doğru. Nakden ya da hesabat ödeme olması gerekiyor ki stopaj olsun. Burasına katılıyoruz ama KDV ile ilgili bir şey var. Diyor ki yurt dışından faiz ödemediyseniz de emsal bedeli üzerinden 2 numaralı beyanname ile KDV hesaplayın, ödeyin ve de indirin. Burası tartışmalı biraz. Aslında hukuki boyutu hakikaten tartışmalı. KDV Kanunu 27. maddesi diyor ki bedelsiz bir mal ya da hizmet aldıysanız, sattıysanız emsal bedel üzerinden KDV ödeyin. Ya da ekonomik bir gerekçeyle açıklayabiliyorsanız açıklayın. Gelir İdaresi burada hiç açıklama falan söylemiyor. Emsal bedel üzerinden KDV isterim diyor. Fakat ekonomik boyutu bunun rahatsız edici. Aslında bize Gelir İdaresi diyor ki siz yurt dışındaki ana merkezinizde ya da yurt dışında size mal satana faizsiz borç aldınız, faiz ödemiyor musunuz? Ödeyin diyor. Ödemek daha lehine oldu işletmelerin. Niye lehine oldu? KDV'yi herhalde hesaplıyorum. Stopaj beni ilgilendirmiyor. Yurt dışındaki şirketin sorunu muhtemelen mahsup da ediyor. Evine gider yazıyorum şimdi de. Faiz ödemeseydim gider de yazmıyordum. İşletmeler zorunlu olarak ülkenin aleyhine bir işlem yapmaya başladılar. Ekonomik boyutları ülke için çok iyi değil. Türkiye'deki işletmelerden para çıkışı olduğu için o işletmelerin lehine değil. Ama sonuçta vergiyle ilgili böyle bir kural var. Yıl sonu itibariyle bir daha bir 2013'ün faizsiz kredilerini gözden geçirmenizde yarar var. Zora gelen işletmeler, nakit ihtiyacı olan işletmeler, sürekli zarar eden işletmeler yeni kaynağa ihtiyaç olduğunda çoğu zaman ortaklarının kaynaklarına başvuruyorlar. Bunun isimleri çeşitli şeyler olabiliyor. Zarar ithafını oluyor, sermaye tamamlama oluyor, sermaye avansı oluyor. Bunlar gelir midir değil midir tartışması başladı. Gelir derse bunlar gelirdir diyor, gelir yazın diyor. Bir kısmı için KDV de hesaplarım diyor, hepsi için değil. Bu asla bizim katıldığımız bir şey değil ama bunun üzerine gidecekler gibi duruyor. Aslında bu bir mal ya da hizmetin karşılığı değilse, yani sadece işletmenin mali durumu kötü diye geliyorsa
Bunu geri yazmak için bir neden yok. Geri vergisi kanunu ne diyor? Kar, dönem başı ve dönem sonu öz sermaye arasındaki farktır. İşletmeye ilave edilen tutarlar bu farktan indirilir. İşletmeden çekilen tutarlar bu farka ilave edilir. Tam da işte bunu söylüyor. İşletmeye ilave edilen değerler, bir şeyin karşılığı olmaksızın ilave edilen değerler farktan düşülmesi gerekiyor. Maliye Bakanlığı da şeyi örnek veriyor. Emisyon primi de aynı diyor. Emisyon primi nasıl geri yazıyorsunuz? İstina olduğu için vergi vermiyorsunuz ama sermaye tamamlamak olduğu için bir istina yok. Vergisini vereceksiniz diyor. Bu tür işletmeler olanlar yıl sonu itibariyle buna bir bakmalarında yarar var. Şimdi KDV kanununun 29. maddesinde bir cümle var. Diyor ki ödediğiniz KDV'yi verdiği doğuran olayın meydana geldiği takvim yılının sonuna kadar indirebilirsiniz. Yani Ocak'ta ödediğiniz KDV'yi Aralık'a kadar indirebilirsiniz. Ama Aralık'ta ödediğiniz KDV'yi sonraki yılın Ocağı'na indiremezsiniz. Aralık tarihli faturayı alacaksınız. O yılın defterlerini kaydedeceksiniz. Aralık beyannamesine indireceksiniz. Bunun bazı istisnaları vardı. Bu istisnalar yurt dışından gelen faturalarla ilgiliydi. Aralık'ta aldığınız bir hizmetin bedeli Ocak'ta geldiyse, şimdiye kadar Ocak'ta biz 2 numaralı beyannameyi veriyorduk. Ocak'ta da indiriyorduk. Hatta ocağın içinde bulunduğu yılın sonuna kadar indiriyorduk. Ya da Türkiye'de bir KDV tarihatı yapıldıysa, örneğin indiriminiz reddedildiyse bir şekilde, o tür durumlarda yapılan tarihatın kesinleşmesine göre bir düzeltme yapabiliyorduk. Bu düzenlemenin aslında bir dayanağı da vardı. 49 nol tebliğin bir bölümü, B bölümü. Tebliğin o bölümünü 117 nol tebliğle kaldırdılar. Dediler ki 29. madde açık. Ben hiçbir şeye bakmam. Yurt dışından fatura da gelse bakmam. Türkiye'de bir işlem yapılsa da bakmam. Verdiği doğuran olay meydana geldiği yılda indirdiniz, indirmediniz, indirmediniz. Yani yurt dışından bir hizmet aldınız Aralık'ta daha bedeli falan da devre değil. Size maliyede hizmeti satan ülke Ocak ayında fatura da kesebiliyor. Okey, Ocak faturası geliyor. Şimdiye kadar Ocak'ta yapıyorduk. Bunun bir aslında uygulaması da var. Maliye Bakanlığı 1985'ten beri böyle yapıyordu. Diğer ülkenin mevzuatını esas alıyordu. Öyle değil mi? Yani yurt dışından aldığınız bir iş için örneğin fatura kesemiyorsa gider faturası imza atmıyor muyuz biz? O ülkede gider faturası diye bir şey yok. Türkiye mevzuatını gider faturası imza atmıyoruz. Orada ne veriyorsa o. A4 kağıda yazıyor, veriyor, onu kabul ediyoruz. Bu da öyle. Eğer hizmeti satan yurt dışındaki bize Ocak tarihli fatura kesebiliyorsa Aralık'taki hizmet için biz onu Ocak olarak alabiliyorduk. 30 yıllık uygulamayı küçücük bir tebliğdeki bir bölümü kaldırarak hayata geçirdiler. Acaba biz bilinçli olarak mı bu paragrafı kaldırdılar diye çok düşündük. Sonra teyit ettik dersinden biz bilinçli kaldırdık. Artık hiçbir şekilde sonraki yıla satmayacak dediler. Arkasından bunun işaretleri de geldi. Çok sayıda özelge, çok sayıda özelgede bu indirimleri artık kabul etmediklerini söylediler. Vergi dönemsellikle ilgili çok yanlış olduğunu düşündüğüm bir özelge var. 2012 yılında birisi malını satmış. Daha doğrusu faturayı kesmiş. 31-12-2012 tarihinde fatura kesmiş. Malı Ocak ayında teslim etmeyi taahhüt etmiş. Daha malı satın almamış bile. Ocak'ta ben satın alır sana teslim ederim demiş. Gelir idaresi diyor ki 2012'deki faturayı 2012 yılının kazancının hesaplanmasına dikkate al. Maliyet 2012 yılında oluşmadığı için maliyeti de sıfır kabul et. 2012 yılında cironun tamamı üzerinden vergiler. 2013 yılında malı alınca da onu oyuna gider yazarsınız diyor. Çok yanlış, bunu söylememe gerek bile yok diye yanlış olduğunu. Niye böyle bir özelge verdiler onu da bilmiyorum. Bu tamamen şey, peşin tazmiyeden gelir. Yani inşaatta da daha temeli kazmadan giriyoruz inşaatta. Bize fatura da verebiliyorlar, KDV hesaplıyorlar ama ne zaman beyan ediyorlar onu? İnşaat bitiyor, bize teslim ediyorlar. O zaman beyan ediyoruz. Yıllardır da uyguluyoruz. Böyle bir bir özelge vermişler. Dönemsellikte biraz farklı kararlar çıkmaya başladı gelir dersinden. Bunlara dikkat etmekte yarar var. Eğer bir çalışanınız için bir kira ödemesi yapıyorsanız, gelir dersi diyor ki iki stopaj yapın. Bu hem net ücret ödemesidir, ücret stopajı yapın. Hem de kira ödemesidir, kira stopajı yapın. Ücret bölümü tamam ama kira ödemesi çalışanınızın kira ödemesi. O da stopaj yapmak zorunda değil. Aslında siz onu çalışanınıza verseniz, o götürüp ev sahibine verse stopaj yok. Ondan sonra siz ödediniz diye stopaj var. Birinci bölümü doğru ama ikinci bölümü tartışılabilir. Temsil ve ağırlama giderleriyle ilgili gelir idaresi zamanla uygulamasını biraz değiştirmişti. 1970-80'li yıllarda çok katıydı. Hiç böyle personelle ilgili şeyi kabul etmiyordu. Gider kabul etmiyordu. Motivasyon arttırıcı, onları çalışma şevki veren hiçbir gideri
kabul etmiyordu. Sonra kabul etmeye başladı. Şey söylemeye başladı ama içinde de. İşletmenin büyüklüğüyle orantılı, yapılan faaliyette ilgili makul düzeydekileri kabul ediyorum diyordu. Şimdi tekrar eski 70'li 80'li yıllara doğru gitmeye başladılar. Personelle ilgili yaptığımız bu tür giderlerin hiçbirini normal genel gider olarak kabul etmiyorlar. Ücret gider olarak kabul ediyorlar. Gider yazın ama ücret olarak stopajı yapın, ondan sonra gider yapın diyorlar. Biraz eskiye bir dönüş var. Serbest bölgelerle ilgili de, serbest bölgeden yurt dışına ihraçlarla ilgili çok sorun yok ama yurt dışından serbest bölgeye ithal edilen hizmetlerle ilgili sorun var. Gelir idaresi sorumlu sıfatıyla KDV yapın diyordu, ısrar da ediyordu. Bir yerel özelge vardı, gelir idaresine düzeltilmesi talebi oldu, onu da reddettiler. Fakat son gelişmelerle birlikte bunun KDV tabi olmadığını söylediler. Bir de vergi mahkemesi kararı çıktı, o da KDV tabi bir işlem değildir diyorlar. Serbest bölgede şubeniz varsa yıl değerlendirmesine bunu da dikkate alabilirsiniz. Bu da çok ilginç bir durum. Eğer 2013 yılında bir sermaye azaltımı yapan işletmemiz varsa dikkat etmemiz gereken bir şey. Gelir idaresi diyor ki ben sermayeyi sermaye olarak görmem. Kaynakları itibariyle bakarım. Sermaye nereden gelmiş? Nakit sermaye mi gelmiş? Kâr yediklerini mi eklemişim? Enflasyon düzeltme farklarını mı eklemişim? Bunlara bakarım diyor. Sermayeyi azalttığımız zaman da kaynağına bakarak vergilerim diyor. Vergilemeyi yaparken de azalttığımız sermayeyi en çok vergi ödemeyi gerektiren kaynaktan olduğunu kabul ederim. Dolayısıyla en çok vergi ödenen kaynak ne? Enflasyon düzeltme farkları. Eğer enflasyon düzeltme farkınızı bir tarihte sermaye eklediyseniz, 2013'te de bir sermaye azaltımı yaptıysanız, gelir idaresi diyor ki, azalttığınız sermayenin enflasyon düzeltme farklarının eklenmesinden kaynaklandığını kabul ederim. Dolayısıyla hem kurum vergisi isterim hem stopaj isterim diyor. Ondan sonra sadece stopaja tabi olan kaynaklardan geldiğini kabul ederim diyor. Örneğin kâr yedeklerini eklediysek. En sonunda da sermayenin nakit sermayeden geldiğini kabul ederim diyor. Tartışılabilir bu. Bence yanlış. Yasal bir dayanağı yok. Eğer gelir idaresi hiçbir kural olmasına rağmen öyle bir yorum yapıyorsa mükellef ya da danışman benden şöyle bir yorum yaparım. Kural olmadığına göre ben de tersinden başlarım. Önce nakit sermaye azaltırım. Sonra stopajlar yaparım. Sonra en çok vergi ödemesi gerekeni yaparım. Kural yoksa seçim bana aittir. Burada da bir kural yok. Ya da şunu yapmak lazım, objektif olmak lazım, bir orantılama yapmak lazım. Azalttığım sermayenin bir kısmı, kâr yediklerinden bir kısmı, sermaye yediklerinden bir kısmı, nakit sermayeden bir kısmı, enflasyon düzeltme farklarından. Bu sonuncusu bana daha cazip geliyor, makul geliyor. Evet, 2013 yılında bizi ilgilendiren bir iki mahkeme kararından bahsedeceğim. Anayasa Mahkemesi kararı, emlak rayiç bedellerini belirleyen takdir komisyonu kararlarına mükelleflerin itiraz edebileceği etmesinin yolunu açtı. Tam da emlak vergisi değerlerinin artırıldığı bir dönemdeyiz. Önümüzdeki yıl bunun süreci başladı biliyorsunuz. Eğer büyük işletmelerin büyük gayrimenkulleri olabilir, çok büyük bir emlak vergisi yükü geliyorsa, rayiç bedelinin doğru olmadığını düşünüyorsanız artık mükellef olarak da itiraz etme olanağımız var. İtiraz süresi kısa, 15 gün. Bu Anayasa Mahkemesi kararının bu açtığı yoldan gitmek isteyen işletmeler için önemli bir mahkeme kararı. Bu da ilginç bir karar. Genelde biz kamu görevlilerine çok kızıyoruz ama hiç tazminat davası açmıyoruz. Vergi mahkemesi kararlarını kamu görevlileri görevlerini gereği gibi yapmamaları nedeniyle yerine getirmiyorlarsa bunlar için tazminat davası açmaya olanak veren bir düzenleme var. Bu düzenlemenin iptal için Anayasa Mahkemesi'ne gitmişler. Herhalde kamu görevlileri gitmiştir. Bu itiraz Anayasa Mahkemesi haklı bulmamış, dava açmamız bu çerçevede mümkün. Açan var mı bilmiyorum. Ben bildiğim bir tane bir dava geçmişte var, kazanmış bir dava ama bizim çok alışkın olduğumuz bir şey değil. Bu da ilginç bir şey. Biliyorsunuz bir süre önce kamu denetçiliği yürürlüğe girdi. Bu da yargının bir parçası. İlk işte vergiyle ilgili ilk karar da çıkmış. Sadece bir hoşluk olsun diye koyduk. Ateşli silahlarla ilgili bir ruhsat almak isteyen birisine ruhsat vermemişler. Vergisi kanunu 359. maddedeki fiillerden birini işlemiş, onun için vermemişler. Kaçakçılık suçunu işleyenlere bu ruhsatların verilmemesine ilişkin ilgili kanunda bir düzenleme varmış. Kişi de demiş ki bu kaçakçılık suçları vergi kaçakçılığını içermiyor. Ombudsman'a gitmiş, mahkemeye gitmemiş. Ombudsman kişiyi haklı bulmuş. Silah ruhsatı alabilirsin sen diyor. Bir bağlayıcılığı yok. Ama idare buna uyabilir. Uymasını bekliyorum ben en azından. Böyle bir vergisel davada
hukuk yollarının özellikle olmadığı durumlarda deneyebilecek yöntemlerden bir tanesi. Bir iki tane Danıştay kararından bahsedeceğim. Bir tanesi, daha doğrusu iki tane var. Bir üçüncüsü de benim çok arz ettiğim var, onu da söyleyeceğim. Bir tanesi biliyorsunuz yıl sonunda bir kuruş ya da bir liralık kamu görevlileri, vergi dairesindeki kamu görevlileri sizin adınıza ya da birilerinin adına vergi borçlarını ödeyerek zaman aşımını durduruyorlar. Bu çok yaygın olan bir şey. Bu konu Danıştay'a gitmiş. Danıştay diyor ki böyle bir kuruş ödeyerek kişinin ödediğini ispat etmezseniz diyor vergi dairesine. Böyle birer kuruş ödeyerek zaman aşımını durduramazsınız. Zaman aşımı anayasal bir haktır. Kişilerin hakkını ortadan kaldıramazsınız diyor. Çok iyi, çok da hoşuma gitti. Gerekçesini okumanızı öneririm bu Danıştay kararı. Çok işe yarayabilecek bir karar. İkincisi biliyorsunuz inceleme elemanlarının inceleme yapma süresi kısıtlandı. Kısa incelemeler için 6 ay, tam incelemeler için 1 yıl. Bu süreyi 6 ay daha uzatabiliyoruz. Denetim elemanları şimdi ne yapıyorlar? İncelemeye başlıyorlar. Süre bitti hala inceleme bitmediyse diyorlar ki süre bitti ben bıraktım incelemeyi. Ne oluyor? Başka bir inceleme elemanı başlıyor, süre bir daha başlıyor. Yeni bir 6 ay, yeni bir 1 yıl, yeni bir 1,5 yıl. Mükellef hukukunu korumak için gelmişti bu ama mükellefin aleyhine oluyor. Bu defa iki denetim elemanıyla uğraşıyorsunuz. Bu da vergi mahkemesine gitmiş. Bu vergi mahkemesine gitti ama karar henüz çıkmış değil. Benim özellikle beklediğimi söylediğim karar. Bir üçüncü karar, denetim elemanları sürenin içerisinde incelemeyi bitiremeyeceğini düşünüyorlarsa, zaman aşımı süresinin sonuna yaklaştılarsa şöyle bir yöntemi tercih ediyorlar. Takdir komisyonuna gönderiyorlar. Zaman aşımını durduruyorlar ama incelemeye devam ediyorlar. İncelemenin sonucunda vergi inceleme raporu düzenleyemiyorlar. Vergi incelemesini bu şekilde bitirmeleri mümkün değil. Bir tane görüş raporu yazıyorlar. Özel bir ismi var. Onu takdir komisyonuna gönderiyorlar. Takdir komisyonu da oradaki tutarı takdir ediyor. Burada da vergi mahkemesi diyor ki vergi incelemesinin nasıl başlayacağı, nasıl biteceği bellidir. Vergi incelemesi başladıysa denetim elemanı da orada biter. Bu şekilde zaman aşımını sonraki yıllara taşıyamazsınız diyor mükellef hukuk açısından. Bu da yıl sonu geliyor. Çoğunuzun işlemleri takdir komisyonuna bu şekilde gidebilir. Aklınızda olsun bir karar. KDV'de şöyle bir sorunumuz var. Geçmişte çok karşılaşmıyorduk ama şimdi karşılaşmaya başladık. Şöyle bir şey düşünün. Bir KDV incelemesi yapıyormuş hakkınızda. Bir sürü de devreden KDV'niz var. İncelemenin sonucunda devreden KDV'niz bitmiş, hesabından KDV'ye geçmişsiniz. Haksız da bir rapor. Uzlaşmaya gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki bakın hatalı bir rapor var. Hatalı bir tarihat var. Lütfen bunu kaldırın. Uzlaşma komisyonu da sizi haklı buluyor. Diyor ki verginizi, cezanızı, her şeyi sıfırladın. Güle güle. Bunun sonucu şu. Gelir idaresi özelgelerine göre. Gelir idaresinin uygulamasına göre. Hem de özelgelere göre. Gelir idaresi diyor ki hakkınızda bir tarihat yapıldıysa, uzlaşmayla da sonuçlandıysa artık o inceleme raporunun doğru olduğunu siz de kabul ettiniz demektir. İnceleme raporundaki matrah artık kesindir. Bu değiştirilemez. Uzlaşmada matrah üzerinden pazarlık yapıyorsunuz. Kesinleşen matrah değil, vergidir. Verginin sıfırlanmış olması artık o raporun doğruluğunu yok etmez. Rapor doğrudur ama vergi ödemediniz çeşitli nedenlerle. Bunun sonucu ne? Vergi ödemiyorsunuz ama değerlenen KDV'lerinizin tamamını kaybediyorsunuz. Tamamen haklı olduğunuz bir şeyler. Bu Danıştay'a da gitti. Biz bunun Danıştay'dan geçme olasılığının küçük olduğunu görüyorduk. Ama Danıştay'da yapsa bakıyor. Diyor ki eğer bir işlem uzlaşmayla sonuçlandıysa bir işletmenin hem devreden KDV'si hem hesaplanan KDV'si olmayacağına göre hesaplanan KDV'de sıfır olarak bile kesinleştiyse artık devreden KDV'ye dönüyor. Kocaman devreden KDV'si olan işletmeler küçücük bir belki de sembolik bir şey ödeyerek ya da sıfır ödeyerek tamamen uzlaşma tutanağına imza attılar diye kocaman bir vergi versiyonu alacaklarını kaydediyorlar. Varsa uzlaşma konularınız dikkat etmeniz gereken bir konu. Serbest bölgelerde işletmelerin faaliyetleri varsa uzun bir yargılama süreci oldu 6-7 yıl olan. Bu da 2012 yılında kesinleşti. 2013 yılında vergi davadarları genel kurulu kararını gördük. Serbest bölgede sadece faaliyet gelirleriniz için istinadan yararlanabilirsiniz diyor. Hem vergi hem gelir idaresi. Pasif gelir unsurlarınız için istina olmaz diyor. Faizdir, kiradır, repo geliridir varsa bunlar istinanın kapsamının dışında kalıyor. Bu kesinleşmiş bir konu. Kilo prim faturaları, bu da ilginç. Maliye Bakanlığı'nın son yorum değişikliklerinden sonra böyle oldu. Kilo faturalarını
İlgili vergi döneminde almazsanız KDV iadesi bayağı bir sıkıntıya giriyor. Özellikle yıl sonunda alacağınız ciro prim faturalarını Aralık ayı tarihli olarak almamız gerekiyor. Ocağa kalması durumunda gelir vergisi bunu önceki yılın hesaplarıyla ilişkilendirmiyor. Mahkeme kararları şimdilik çelişik. Kimisi kabul ediyor, kimisi kabul etmiyor. Hatta vergi mahkemesinin bir tanesi de görüşünü değiştirmiş. Altınoğlu İstanbul Vergi Mahkemesi. Önce mümkün demiş, sonra mümkün değil demiş. Yıl sonu itibariyle bir iki tane de 15 dakika var. Ben zannediyorum, sığıyorum buraya. Bir iki tane de giderler indirme ısrarlarla ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi biliyorsunuz bir süredir risk kökenli incelemeye alma şeyi yaşıyoruz. Gelir İdaresi artık risk analizi yapıyor. Riskli gördüğü işletmeleri incelemeye almaya çalışıyor. Bunun bir sürü yöntemi var. İşte Merak diye bir program var. Çeşitli kaynaklardan Gelir İdaresi'ne akan bilgiler var. BADS'ler var. Bir sürü elinde enstrüman var. Bunları kullanarak inceleme yapıyor. Gelir İdaresi'nin kesin olarak bakmak istediği, risk algılamasının içine kattığı bir şey var ki beyannamelerimizdeki diğer indirimler satırı. Eğer beyannamenizde diğer indirimler satırında bir rakam varsa mutlaka o rakama birisi bir gün bakacak demektir. 2013 yılında buna bayağı bir baktılar. Hatta Vergi İdaresi'nde şöyle bir şey oldu. Gelir İdaresi bunlara bakın demiş. Gelir İdaresi'ndeki arkadaşlar da bir tane internete şunu söylemişler. Bir açıklama yapın. Tamam açıklamayı yapmışlar. Tedbirlere göre o satıra yazılması gereken de bir şey. Fakat çok akıllarına yatmamış. Demişler ki ya Gelir İdaresi bizi çok zorluyor bunları iyi inceleyin diye. Lütfen gidin bunu sıfır yapın da gelin. Diğer indirimler satırında bir şey olmasın. Yoksa ben zor durumda kalacağım demiş. Diğer indirimler satırında olabilecek her şeyi defterlere taşımanızı öneririm. Yani bazen haklı olduğunuz şeyi de anlatmakta zorlanabiliyorsunuz. Bunun çok örneği var. İşte personele verilen temettüler. Bunu nasıl vereceksiniz? Şubat'ta Mart'ta genel kurul toplanacak. Personele temettü verelim diyecekler. Vereceksiniz. Beyannamede düşeceksiniz. Defterler kapandı zaten. Ondan önceki yıla taşıma olanağınız yok. O da bir süre sonra başınıza değer taşacak. Bu tebliğe de uygun. Ama az önce söylediğim pratik nedenler. Olabildiğince bunu Ocak-Şubat aylarında halledip ilgili yılın defterlerine koyup diğer indirimler satırını boş bırakmakta ya da bu tür şeyleri, büyük rakamları koymamakta yarar var. Eğer toplu iş sözleşmesi sürecindeyseniz, zannediyorum çok yoktur, yıl sonuna kadar toplu iş görüşmesi sonuçlanmadıysa en son işverenin vermeyi kabul ettiği tutar üzerinden bir hesap yapıp onu 2013 yılının defterlerine gider yazabilirsiniz. Bunu Maliye Bakanlığı da kabul ediyor, Gelir İdaresi de kabul ediyor. Bunu da yine beyannameye de taşıyabilirsiniz ama az önce söylediğim gibi defterlerde tutmakta yarar var. Stok maliyetleriyle ilgili girmeyeceğim. Bir miktar Sayın Başkan zaten konuyu açtı ama çok rutin oldu. Muhtemelen Emre Bey de buralara girecektir. Buna girmeyeceğim. Eğer bir tartışma konu olursa bu slaytları açacağım. O zaman bakacağız. Götürü giderle ilgili şöyle bir şey yapıyoruz. Bu rutin hale geldi. Gelir İdaresi diyor ki tebliğinde götürü gider uygulaması bir isna değildir. Bir gider indirimidir. Bu uygulamadan yararlanmak için bir gider yapmanız gerekiyor yurt dışında. Bu ihracatçılar için ya da yurt dışında biliyorsunuz inşaat onları bir şey yapanlar için. Bu olanaktan yararlanmak için yurt dışında bir iş yapacaksınız. Bazı ödemeler yapacaksınız. Yaptığınız ödemelerin bir kısmı için fatura alamayacaksınız. İşte o alamadığınız faturaların karşılığında döviz hasılatınızın 1/5 kadar gideri vergesi olarak kabul ediyorum diyor. Şart olarak da işletmeden bir nakdin çıkmasını istiyor. Tebliğ böyle, uygulaması da böyle. Yargı böyle düşünmüyor. Yargı diyor ki bu düzenleme müteteflere hasılatın 1/5 kadar götürü gider yazma olanağı vermiştir. Kasadan bir şeyin çıkması şart değildir. Beyannamenin diğer indirimler satırına, o sorunlu satır. İhracatın 1/5'ini geçmek koşuluyla varsa bir gideriniz yazarsınız. Başka bir şey de göstermenize gerek yok. Tebliğ Gelir İdaresi değiştirmiyor. Denetim elemanları rutin olarak bu işleri yapanlara her yıl tarihat yapıyor. O mükelleflerin her yıl tarihata itiraz ediyorlar. İtiraz edenlerin hepsi de bugüne kadar bu davaları kazandılar. Bu işleri 2013 için yaparsanız olacak da bu. Adımıza bir tarihat yapacaklar, yargıya gideceksiniz. Yargı içtihadını değiştirmezse davayı da kazanacaksınız. Gelir İdaresi'nin bu uygulamayı değiştirmesi de olası da değil. Yani bir beklentinin içinde de olmayın, belki değiştirip yargı kararlarına uyar diye.
Hatta bunu tevhide olan cümleyi nakit çıkışını kağıda da koymak istiyorlar. Gelir vergisi tasarısına koymuşlar. Varsa böyle bir işleminiz, başınıza geleceği bilerek yararlanabilirsiniz. Bir mahkeme yolu size gözüküyor. Zarar ziyan tazminatlarla ilgili şöyle bir şey var. Zarar ziyan tazminatları biliyorsunuz belli durumlarda gider yazabiliyorsunuz. Sözleşmeye göre, mahkeme kararına göre, kanuna göre ödebilirsiniz. Bir de kısıt var. Yöneticilerin ya da şirketin suçlarından doğan tazminatları kanun kabul etmiyor. Buradaki suç kavramını Maliye Bakanlığı kusur olarak yorumluyor. Yani kusurunuz da varsa, suçunuz yoksa yine de ben kabul etmem diyor. Bu yorumu yaparken de kanunun gerekçesini kullanıyor. Kanun kendisinde suç yazıyor ama gerekçesinde kusur yazıyor. O zaman suçu kusur olarak anlamak gerekir diyor. Suçla kusur arasındaki fark ne? Suç, ceza hukukuna göre yargılanmayı gerektiren fiildir. Yani yargılanmayı gerektiren bir şey yoksa suç yok. Kusurunuz olabilir. Ama Maliye Bakanlığı böyle uyguluyor. Ne bileyim bir araç kaza yaptı, şoförünüz 8'de 8 kusurlu. O zaman hiç kabul etmem diyor. Aslında kusur olarak baksak ne olacaktı? Şoförün ehliyeti var mı? Var. Aracın pendi muayenesi yapılmış mı? Yapılmış. Kar lastiği takmış mı? Takmış. Her şeyi siz yapmış mısınız yönetici olarak? Yapmışsınız. Hatalı sollamış o şoförün suçu. Ben kusursuz sorumlu olabilirim. Bu kusursuz sorumluluğu şu anda Maliye Bakanlığı kabul etmiyor. Etmek istiyor, bunu da kanun değişikliği yapmak istiyor. Gelir vergisi tasarısına bunu koydular. Amortismanlarla ilgili gelir idaresiyle Maliye Bakanlığı'nın aynı yönde olmadığı çok konu var ama bir tanesini söyleyip geçeceğim. Maliye Bakanlığı diyor ki amortismana başlamak için kullanıma hazır hale gelmesi gerekir diyor. Yani ithal ettiğiniz malı getirdiğiniz paketin içinde duruyorsa amortismana tabi tutamazsınız diyor. Sökün, montajını yapın. Şartları indirince çalışabilecek duruma geldiyse amortismanı kabul ederiz diyor. Danıştay böyle düşünmüyor. Aktife girmesi yeterlidir. İşletmeye geldiğinde tamam. Millileşti mi yurt dışından gelen makine? Millileşti. Paket içinde olsa da amortismanını dikkat alabiliriz diyor. Sürelerle de ilgili bir iki şeyde tereddüt var. Haklarda biliyorsunuz amortisman süresi 15 yıl. Ama bazen hak doğrucu sözleşmeler 15 yıldan kısa olabiliyor. Yani 10 yıllık bir sözleşme yapıyorsunuz ya da 5 yıllık. Ne bileyim benzin istasyonu açıyorsunuz. Arazinin sahibiyle 5 yıllık sözleşme yapıyorsunuz. İstihbarat süresi 5 yıl. 5 yılda mı amortisman alacağım? 15 yılda mı diye bir sorun oluyor. Gelir idaresi 5 yılı kabul ediyor. Sözleşme süresi 15 yıldan düşükse yapabilirsiniz diyor. 15 yıldan yüksekse ne yapacağız? 20 yıl, 30 yıl olabilir. Gelir idaresi orada esnek. 15 yılda yapabilirsiniz diyor. İlginç bir tane konu var. Eğer bir sabit kıymetin amortisman süresinin bitmesinden önce kesin olarak ifa olacağı, ekonomik değerini kaybedeceği belliyse onun için de sonunu bekleyip fevkalade amortisman istemene de gerek yok diyor gelir idaresi. Bana gelin daha kısa sürede size amortisman olan haberi diyor. Bunun bir iki tane güzel örneğini de yapmışlar. İlk örneğini burada şeyde yaptılar. Biliyorsunuz İstanbul'da bir dönemde 7 tane mi 9 tane bir tünel açılmıştı. O tünelleri açan işletmelerden bir tanesi gelir idaresine demiş ki bir makina tüneli kazmaya başlıyor, öbür ucundan çıkıyor. Tahvil edilen süre 3 yıl. 3 yılın sonunda o makina büyük ölçüde orada bırakılıyor. Tünelin sonunda çıkarıp başka bir yerde kullanmak gibi bir yöntemi yok. Tünel kazan o devasa şey. Bunu kaç yılda amortismana tabi tutacağım diyor. Gelir idaresi daha başlanmışta 3 yılda amortismana tabi tutabilirsiniz. Yine dönem sonuyla ilgili aslında bizim artık dönem sonundaki en önemli işlerimiz KDV ile ilgili. Yani şey büyük ölçüde oturdu artık. Stokların maliyetleri, yoksa senetlerin değerlemesi çok oturdu. Ama KDV ile ilgili ciddi sorunlarımız var. Özellikle zamanında gelmeyen faturalar bir sonraki kaydedildiyse bu KDV'lerin indirimi mümkün olmuyor. Ben bazen işletmelerin şeylerine bakıyorum. İnanılmaz KDV'yi indiremiyorlar. Bir kısmı gider yazıyor ama gider yazmak demek %20'si kadar avantaj sağlamak. %100'ü kaybediyorsunuz, %20 ile yetiniyorsunuz. Önemli bir şey. Ve de gelir idaresi, önceki slaytlardan birinde söylemiştim, çok katı bir şekilde bunu uygulamaya çalışıyor. KDV ile ilgili ne yapmamız gerekiyor? Aralık ayının işlemiyle ilgili faturayı Aralık tarihinde almamız gerekiyor. Aralık defterine kaydetmemiz gerekiyor. Aralık beyannamesine indirmemiz gerekiyor. Bunu yapamıyorsak, Ocak tarihli fatura geldiyse ya da Aralık tarihli fatura Ocak'ta geldi, Aralık'a kaydedemediysek defterleri kapattığımız için Ocağı kaydettiysek, geçen yılın gideri diye indirme olanağını kaybediyoruz. Kanun diyor ki, indirilebilir KDV'yi gider yazamazsınız. Cümleyi tersine çevirirsek, indiremediğiniz KDV'yi gider yazabilirsiniz. Yani döneminde fatura gelmedi, elinizde olmayan nedenlerle gelmedi. KDV'sini indiremediyseniz artık sizin için o
malın bedeliyle birlikte KDV dahil tutar, sizin için bir gider. Fakat burada bir tehlike var. Özellikle devlet KDV'si yüksek, kurum kazancı çıkan, kurumlar rejistre eder ama KDV ödemeyen işletmeler bilinçli olarak bu tercihi yapabilirler. Biz KDV'yi indirmeyelim, kurumlar rejistre tasarrufu yapalım diye sonraki yıla taşıyabilirler. Bu tabii ki şey olabilir, bir muvazaa olabilir, bir kaçakçılığı olabilir. Ama faturayı kesenler kaynaklanan bir nedenle geç geldiyse, KDV'yi indiremediysen onu gider yazmak için mevzuat uygun. Tek istisnası var, tarihinin kabul edilen giderlerini indiremiyorum da giderde yazamıyorum. Onun dışında indiremediğim bütün KDV'yi gider yazma olanağım var. Zararla ilgili konulara girmeyeceğim ama iki tane konuda şekil çok önemli oldu. KDV'de de ama işte şekil önemliydi. Kurumlar arasında da iki konuda şekil çok önemli oldu. Birincisi zarar mahsubu. Zarar mahsubu ile ilgili madde diyor ki her yıla ilişkin tutar ilgili dönemin beyannamesinde ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla 5 yıl içinde zarar mahsubu yapabilirsiniz. Gelir İdaresi'nin sitesine bakarsanız zarar mahsubu faturu kullanmamıştım şimdi kullanabilir miyim diye soran çok sayıda özelce başvurusu var. Hepsine de hemen hemen hayır diyorlar. Diyorlar ki ilgili dönemin beyannamesini koymadıysanız bir kısmında düzeltmeyi kabul ediyorlar ama büyük bir bölümünde etmiyorlar. Duruma göre hakkınızı kaybediyorsunuz. Dolayısıyla asla şunu düşünmemeliyiz. Ben bu zararı mahsup edebilir miyim, edemez miyim, ne olur, yazayım mı, yazmayayım mı diye hiç gerek yok. Mutlaka bu şekilsel şeylere uymamız gerekiyor. Sizin işletmeniz böyle bir şey olmasa bile, mahsup hakkınız olmasa bile yarın bir işletmeye değer olursunuz, birleşirsiniz. Değer olan kurumun indirme hakkını da ortadan kaldırıyorsunuz. Bir sürü, en az 20 tane özelge vardır gelir dersinin sitesinde. İlgili dönemde bir satıra bir rakamı yazmadınız diye kocaman bir şeyi yok ediyorlar. Mevzuat da biraz mümkün. Bu yorumu yapmalarına müsait. Yine yıl sonunda atlamanız gereken bir şey, eğer vergi affından, vergi barışı diyorduk onun ismine, yararlandıysanız, yararlandığınız dönemlerde de zarar varsa, 5 yıl süre geçmediyse, %50'sini yararlanabiliyorsunuz. %50'sini matrah artırımından yararlanarak, gönüllü olarak vazgeçmiştik. Unutmuş olabilirsiniz, üzerinden uzun bir süre geçti. Arge yapan işletme varsa bir iki tane uyarım var. Birincisi beyannamede 5 tane arge ile ilgili satır var. Bu 5 tane satırın 2 tanesi kurumlar vergisi kanunundaki arge indirimden yararlanıyorsun, onu doldurmak. O ona ilişkin. 2 tanesi 5746 sayılı kanunun arge indirimden yararlanıyorsunuz, ona ilişkin. Bir tanesi de devlet arge indirimine ilişkin. Bu satırları hem doldurmak çok önemli. Niye önemli? Çünkü bu satırı doldurmazsanız ileriye doğru taşıyamıyorsunuz. Bu haktan yararlanmak istemediğinizi beyan etmiş oluyorsunuz. Bu hakkı kaybetmemek için önemli. Birincisi, ikincisi de 5520 ile 5746 arasında bir sürü fark var. Siz bu satırları doğru yazmazsanız, 5520 yerine 5746 yararlanırsanız 5520'deki haklarınızın en azından bir kısmını ya da tamamını kaybetmiş olabilirsiniz. Siz başlangıçta bir tercih yapıyorsunuz. 5520'den mi yararlanayım, 5746'dan mı yararlanayım diye. Bunun arasında bir sürü fark var. Son bir daha bakmanızda yarar var. Bir tanesi bu sütundan yararlanıyorsanız mutlaka aktifleştiriyorsunuz. Ortaya bir gayrimaddi hak çıkmasa bile mutlaka aktifleştirmeniz gerekiyor. Buradan yaparsanız gayrimaddi hak çıkıyorsa, aktifleştiriyorsanız çıkmıyorsa doğrudan gider yazıyorsanız. Muhtemelen buradan yararlanıyorsunuz. Çok avantajlı çünkü. Eğer buradaysanız, doğrudan gider yazdığınız bir şey varsa onları şimdiden, yıl sonu kapanmadan ilgili sabit kıymet hesaplarına taşımanız gerekiyor. Ayrıca ikisinin arasında bir sürü fark var. Bunlara da bir daha bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Mesela kira ödemesi yapıyorsanız arge faaliyetinizle ilgili, kiralık bir yerde çalışıyorsa arge departmanınız, kirayı 5520 sayılı kanun kabul ediyor arge harcaması olarak, 5746 kabul etmiyor. İşte arge ile ilgili makinaları yabancı kaynakla finanse ettiyse biz faiz giderini 5520 kabul ediyor, 5746 kabul etmiyor. Dışarıdan sağladığımız fayda ve hizmetlerde 5520 işletmek içinde olursa yararlanırsınız diyor ya da üniversitelerden alırsanız o hizmeti. 5746 hepsini kabul ederim ama arge harcamasının %20'sini geçemez diyor. Bu tür farklılıklar var. Hangi sütunda olduğunuza göre bu farklılıkları bir daha bir bakmanız gerekiyor. Bağışlarla ilgili sadece isteyen olursa bu slaytları paylaşırım. Çıkarken mail adresini bırakırsanız tekrar bir toparlama ihtiyacı duyanlar için tabloları koydum. Bunun üzerinden geçmeyeceğim. Sadece şunu söyleyeyim.
Burada dikkat ederseniz %5 gibi sınırlar var ya da %50 gibi sınırlar var. Bir kısmında da sınır yok. Yani sınırsız olarak %100'ünü bağışınızı düşebilirsiniz. Ama şurada unutmamamız gerekiyor. Sınırsız bağışın da bir sınırı var. O da kazancımız. Yani kazancımızın olduğu yere kadar sınırımız var. Kazancımız bittiyse, hala indiremediğimiz bağış varsa diğer yıllara taşımak gibi bir olanağımız yok. Teşvik vergeli yatırımı olanlar için bir iki tane şey söyleyeyim. Gelir vergisi şunu söylüyor. Haklılığın haksızlığını soru cevap bölümünde isterseniz tartışırız. 4 dakikam kalmış. Gelir vergisi diyor ki, şey biliyorsunuz değil mi? Sistemi biliyorsunuz. Yeni yatırım yapıyorsunuz teşvik belgesi. Kural şu. Yaptığınız teşvik belgeli yatırımdan elde ettiğiniz kazanca indirimli bir oran uyguluyorsunuz. %20 standart oran bir de indirimli. Bu teşvik belgenize zaten indirim oranınız yazıyor. %2 ile %18 arasında değişiyor. 2 var, 6 var, 8 var, 12 var, bir sürü var. Kural olarak az önce söylediğim gibi yeni yatırımdan elde ettiğiniz kazanca uyguluyorsunuz. Bu indirimli oranı. Bunu test etmek mümkün mü? Çoğu zaman mümkün olmuyor. Komple bir yeni yatırım yaptıysanız belki mümkün ki orada bile çoğu zaman mümkün olmuyor. Ama modernizasyon yatırımı yaptıysanız, tesis yatırımı yaptıysanız mümkün olmuyor. Yani bir tane makine yapmıştınız, yerine bir makine koymuştunuz. O makinenin kazancını test edeceksiniz. Mümkün mü? Değil. O zaman şunu yapmamız gerekiyor. Kanun bize bir tane formül vermiş. Diyor ki, komple yatırımlarda bir kere bu formülü uygulama alanımız yok. Her halükarda ne yapıp edip yeni yatırımın kazancını bulmamız gerekiyor. Komple yeni yatırım dışında bu formüle başvurmamız gerekiyor. Formül şu, yaptığınız bir yeni yatırım var, onu paya koyun diyor. Faydasına da işletmenin toplam sabit kıymet tutarlı yazın diyor. Örnek, 10 liralık yeni yatırım yaptım. Yeni yatırımla birlikte işletmenin toplam aktif tutarı da 100 lira oldu. O zaman oran ne? %10. Buradan hareketle varsayım olarak Karun diyor ki, o zaman sizin kazancınızın %10'u, yeni yatırımdan gelmiştir, %90'ı eski yatırımdan geliyor. Buraya kadar bir sorun yok ama bundan sonra da başka sorunlar var. Bunların hepsi tanıma muhtaç. Örneğin toplam sabit nedir sorusu muallak. Gelir idaresi burada şu yorumu yapıyor. Vergi usul kanununa göre amortismana tabi sabit kıymetlerdir diyor. Bunu büyük ölçüde kabul ediyoruz. Ama bazı şeyler var. Mesela oraya girmeyeyim çok uzayacak gibi. Birikmiş amortismanlarla düşmeyin diyor. Özel maliyet varsa orada sessiz. Bizce katılması gerekiyor. Burada en önemli şey toplam sabit kıymet tutarını alırken net defter değerlerini alacağım, brüt tutarlarını alacağım. Biz net defter değeri olması gerektiğini iddia ediyoruz. Gelir vergisi brüt olduğunu söylüyor. İkisi arasında çok fark var. Yani işletmelerin bazıları bir analiz yapıyorlar. Birini uygularlarsa 10 yılda bitiyor teşvik süresi. Birini olursa 60 yılda bitiyor. Bu kadar fark ediyor. Bu konuda yargı kararları çıkmaya başladı. Yargı kararlarının bir kısmı olumlu, bir kısmı olumsuz. Zannediyorum en iyi davranış şekli itirazı kaybolacak. Bunu edilebilirsiniz. Yeniden değerleme yapmak gerekmiyor. Yeniden değerlenmiş tutarlar diyor kanun ama yeniden değerleme yapmamız gerekmiyor. Son bir konu da burada. Kazancı ayrıca test ediyorsak yeni yatırımdan, işletmenin tabii ki bir de şeyi var. Faaliyet dışı giderleri var, faaliyet dışı gelirleri var. Onların hepsinden de yeni yatırımdan elde edilen kazancı pay verin diyor gelir vergisi. Bu doğru bir şey olabilir ama çok zor. Nasıl dağıtacağımıza ilişkinde özelgelerde kriterler var. İşte doğrudan belliyse bir gider neyle ilgili olduğu onu oraya gönderir ya da gelir. Onun dışındakileri de faaliyet dışı gelirleri hasılat tutarlarını dikkat alarak dağıtıyor. Müşterek genel giderleri de doğrudan maliyetleri dikkat alarak dağıtıyor. Son konumuz, eğer 2013 yılında gayrimenkul ya da taşınma sattıysanız, burada koşulları biliyorsunuz, satış yaptıktan sonra 2 yıl içinde parayı tahsil edeceksiniz, özel bir fon hesabında tutacaksınız, menkul kıymet ve taşınma ticaretiyle uğraşmayacaksınız. Bu koşullara uyuyorsak istinaden yararlanabiliyoruz. Bizim alışkanlığımız yıllarca 1983'ten geçtiğimiz yıllara kadar ne yapıyorduk? Satış yapıyorduk, satış kârını hemen o yıl sermaye ekliyorduk. Yeni tevhidi şunu söylüyor, sattığımız yıl normal kârın içinde dursun, mali tabloda normal kârın içinde gözüksün, beyannamede de kârın içinde olsun. 1 Ocak'tan Nisan'a kadar herhangi bir dönemde o kârın içinden çıkarın, fon hesabına koyun, beyannameye de fon hesabına koyduğunuz tutarı ilgili satıra yazın. Doğrusu bu, muhasebe kurallarına uygun olan da bu. Ama unuturuz diye düşünüyorsanız yıl içinde yapmakta da bir sakınca yok. Son bir tartışmalı konu, bu satışınızdan zarar olduysa zararı mahsup edebilir misiniz, edemezsiniz? Gelir idaresi edemezsiniz diyor.
Ben kişisel olarak yıllarca edebilirsiniz diye düşündüm. İki tane kitabımız var. Orada da bunların gider yazılabileceğini söyledim. Yargı geçmişte başka bir konuyla ilgiliydi ama eğer bir mutlak istisna değilse yararlanacağım istisna, sizin için öngördüğü istisna, şartlı bir istisna ise o şartlardan biri de gerçekleşmiyorsa o zararı mahsup edebilirsiniz diyordu. Bu da tam öyle bir konu. Şartlı bir istisna. Bir sürü şartı var. En önemli şart da fona koymanız gereken bir tutar var, kar var. Ben kar elde etmediysem fona koyacak bir şey yok. Şartı gerçekleştirme olanağı zaten tükeniyor. Dolayısıyla o zararı mahsup edilebileceğini düşünüyoruz. Fakat yargı kararları böyle gelişmedi. O eski yargı kararı şu anda yargının itibar ettiği bir karar değil. En azından bir 4-5 tane yargı kararı çıktı. Hiçbir şekilde taşınmaz ya da iştirak satışından doğan zararı artık yargı da kabul etmiyor. Eğer sattığınız taşınmaz ya da hisse senetleri 2 yıldan fazla elde tutulduysa, satıştan da zararlı olduysa o zararı artık diğer arkadaşlardan mahsul etme olanak bu çerçevede gözükmüyor gibi gözüküyor. Olmuş Sayın Başkanım. Benim izlediğiniz için çok teşekkürler. Hem arada hem akşam sorularınız için hazırım. Burada zaten bir soru cevap bölümü olacak. Onlar için de karşınızda olacak. Az önce söylediğim gibi çok hızlı geçtim. Bir sürü tarihler, sayılar gördünüz. O özelgelere, o yargı kararlarına ulaşmak isterseniz ya da sunuma ulaşmak isterseniz miktarda mail adresinizi yazmanızı bana bıraktınız yeterli. Size bu sunumu ve eklerini olabildiğince göndermeye çalışacağım. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Bir koca yıl bu kadar güzel özetlenebilirdi. Mahkeme kararları, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay kararları, tebliğler, özelgeler. Çok teşekkür ediyoruz dergimizdikler için. Evet, şimdi söz sırası Emre Kartoğlu, Yemin'in mali müşavir. Buyurun Emre Bey. Evet, herkese saygılar, selamlar. Biz çok yabancı değiliz, beni tanıyorsunuz artık. Bu 6. yılımız üst üste dönem sonu işlemleri yapıyoruz beraber. Birçoğunuzu artık simalar da tanıdık gelmeye başladı. Öncelikle teşekkürler. Sayın Başkanım size de teşekkürler. Değerli Üstadım, ben hep böyle biraz da yaşımızın küçüklüğünden de ikinci sırayı veya üçüncü sırayı kabul ediyoruz. Üstadlara yer bırakıyoruz. Biraz da iyi oluyor benim için aslında. Bana çok anlatacak bir şey bırakmıyorlar. Onlar çok güzel özetliyorlar. Dün de Kadıköy'deydik biz. Zeki Üstad'la beraber, Zeki Gündüz Üstad'la beraber Kadıköy'deydik. Orada da onu yaşatıp göreceksiniz. Slaytlarda da geçerken birçok şeyden Üstad bahsetti diye geçeceğim ben. Ama yine bazı hatırlatmalar yapacağız. Hani 6. yıl aslında kanun anlamında, mevzuat anlamında çok değişen bir şey olmadı. Dönem sonu işlemleri. Nelere dikkat etmemiz lazım? Neyi nasıl değerleriz? O anlamda çok değişen bir şey olmadı. Ben de farklı konular, işte özelgelerden çalışmalar ya da karşılaştığımız, uygulamada karşılaştığımız bazı sorunlardan bahsedeceğim. KDV boyutuyla ilgili Üstad da söyledi, işte dönem sonunda en çok kayıp belki KDV anlamıyla yaşanıyor. KDV boyutuyla ilgili bir şeylerden de bahsedeceğiz. Önce özellikle konular, hatırlatmalar, kısaca hızlıca geçmeye çalışacağım. Bir saat içerisinde toparlamaya çalışacağım arkadaşlar. Her sene aslında bu sunumla başlıyorum ben dönem sonu işlemlerine. Gelir Dairesi Başkanlığı'nın internet sitesinde Türkiye Kurumlar Vergisi Beyannamesi Özeti veya Türkiye Gelir Vergisi Beyannamesi Özeti yayınlanıyor. Yani Türkiye'deki tüm kurumlar vergisi mükellefleri birleştiriliyor. Tek bir kurummuş gibi bir beyan yapılıyor veya tüm gelir vergisi beyannameleri birleştiriliyor. Tek bir gelir vergisi gerçek kişiymiş gibi bir beyan yapılıyor. İncelemenizi tavsiye ederim. Ben üzerinde birkaç rakamda sadece kanundan kabul edilmeyen giderler boyutuyla duruyorum aslında her sene. En son 2012 yılı kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hareket edersek 2012 yılında 52.8 milyar TL kanundan kabul edilmeyen gider beyan edilmiş arkadaşlar. Gerçekten ciddi bir rakam. Kar rakamı 191 milyar lira. Kurumlar vergisi beyannamelerindeki toplam kar rakamı 191 milyar lira. Kanundan kabul edilmeyen gider 52 milyar lira. Yani karın %25'i, yaklaşık dörtte biri kanundan kabul edilmeyen giderlerden oluşmuş.
Rutin bir rakam varmış aslında. 2009'da 39 milyar, 2010'da 41 milyar, 2012'de 52 milyar olmuş ama 2011'de çok yüksek bir rakam görüyoruz. Geçen yılda durmuştuk aslında bunun üzerinde biraz. 85 milyar TL görüyoruz 2011 yılında. Bunun sebebi geçen yılda ifade ettik ama bir özelce artık bunu çok daha önemli kıldı bizim için. 2011 yılı kanundan kabul edilmeyen giderlerinin yüksek olmasının sebebi 6111 sayılı kanundan yararlanmamız. 6111 sayılı kanuna göre bir telaş işte hepimiz 2011 yılında yararlandık. Kasaları, fiktif kasaları düzelttik, fiktif ortaklar, cari hesapları düzelttik. Bunların hepsini ne yaptık? Kanundan kabul edilmeyen gidere ekledik, gider yazdık, kanundan kabul edilmeyen gider olarak ekledik. 2011 yılı bilançolarımız, giderlerimiz çok yükseldi. 2011 bilançolarında zararlar oluştu. Bu zararların sebebi de işte burada gördüğünüz aslında 85 milyar lira. Bundan niye tekrar bahsediyorum? Ben artık geçmiş gitmiş şöyle bahsediyorum. 2013 yılında bu yıl Gelir İdaresi bir özelge verdi. Aslında dedi ki biz sizi 6111 anlamında kandırdık dedi. 6111'den boşuna yararlandınız. Kasaları boşuna düzelttiniz. Ortaklar cariyi boşuna düzelttiniz dedi. Nasıl dedi bunu da? Şöyle dedi biz niye düzeltmiştik veya niye fiktif fakirler oluşmuştu kasada ortaklar cariyde? Aslında kar dağıtmıştık veya aslında parayı ortağa kullandırmıştık ama bunun %15 topaydan kaçmak için oralarımız işte kasa 131 hesaplar biraz yükselmişti, bakiyeleri yükselmişti. Bunlara dedi ki 6111 sayılı kanun %3'ü ödeyip bunları düzelttik, kanundan kabul edilmeyen gider yapın. Tamam yaptık, biz bundan kurtulduk. Hatta kanunda da diyor ki bunlara ilişkin daha sonra herhangi bir tahliyat yapılmayacaktır diyor. Şimdi ne oldu bizim 2011 yılı bilançolarımız zararla sonuçlandı. Ve Gelir İdaresi'ne soruldu. Dediler ki bu zararları 6111 düzeltmelerinden kaynaklanan zararları geçmiş yıl karlarından mahsup edebilir miyiz? Biz o 6111 döneminde yaptığımız seminerlerde de bunun mahsup edilebileceğini söylüyorduk aslında. Hani teknik olarak bunun bir sakıncası yok. Çünkü amaç zaten kanunun bu düzeltmelerdeki amacı bilançoları düzeltmekti. Bilakis bilançolar daha kötü hale gelmiş oldu. Gelir İdaresi dedi ki o soruya, hayır dedi, tabii ki geçmiş yıl karlarından mahsup edebilirsiniz. Ancak bu kar dağıtımı sayılır ve %15 stopaj yapılması gerekir dedi. Bu anlamda aslında 6111 sayılı kanun gerçekten hem işletme bilançolarını bozmuş oldu. Bu bilançoları tekrar düzeltebilmek için geçmiş yıl karlarından mahsup öneriliyordu. Geçmiş yıl karlarından mahsuba da Gelir İdaresi Başkanlığı kar dağıtımı sayılır. %3'ü ödediniz, ayrıca %15'i yine ödemeniz gerekir dedi. Başka bir aldatmacası daha var 6111'in kod uygulamasıyla ilgili. Onun üzerinde de birazdan duracağız. Kısa kısa hatırlatmalar yapalım. Dönem sonunda işte kasa neyle değerlenir? TL cinsi kasa mevcudu itibari değer. Paranın üzerinde yazılı değerle değerlenir. Döviz cinsinden kasa mevcudu borsa rayici yoktur. Maliye Bakanlığı'nca ilan edilecek kurlarla değerlenir. Efektif alış kuruyla değerlenir döviz cinsindeki kasa mevcudu. Kasadaki dövizin alındığı tarihle dönem sonundaki tarih arasındaki efektif alış kuruna göre oluşacak farklar kambiyo karı veya kambiyo zararı hesabına muhasebeleştirilmesi gerekir. Kasa hesabı borç bakiyesi vermesi lazım. Alacak bakiyesi veriyorsa mutlaka bir hata vardır demek gerekir. Ya da işte kayıt dışı hasılat veya kayıt dışı ödemeler, kayda girmeyen ödemeler var demektir. Kasadaki bakiyenin çok yüksek olması, işte merak projesinden bahsetti Üstad da. Aslında dün Zeki Üstad bir şey söyledi. O Mustafa Balbay'a atfen söylemişti. Ben de ikisine atfen söyleyeyim. Mustafa Balbay'ı cezaevinden çıkardıklarını dondurmayı üfleyerek yemek gerekiyor gibi bir tabir kullandı. Vergisel anlamda da artık öyle gerçekten. Yani dondurmayı üfleyerek yemek gerekiyor. Açılış konuşmasında başkan bahsetti. İnceleme oranları çok düşüktü. Hasbelkader incelemeler yapılırdı. Tesadüfen incelemeler yapılırdı. İnceleme elemanın inisiyatifine göre incelemeler yapılırdı. Ama son yıllarda yapılan düzenlemeler özellikle merak projesi artık öyle olmayacağını gösteriyor. Çok ayrıntısına girmeden örneğin yaşadığımız birkaç olayda direkt mükellefe vergi dairesi müdürü imzasıyla bunların hepsi merak projesinden tespit ediliyor. Şöyle yazılar geldiğini gördük. İşte sabit kıymetleriniz azalmasına rağmen amortisman giderlerinizin yükseldiği tespit edilmiştir. Bunun gerekçeleriyle, evraklarıyla, dokümanıyla beraber tarafımıza 15 gün içerisinde açıklanması.
Şimdi bu MERA'nın bir tespiti. Aslında bu bir vergi incelemesi. Veya şuna şahit olduk. İşte şüpheli ticari alacak karşılığı ayırdığınız ve bunları karşılık gideri olarak giderleştirildiğiniz görülmektedir. Dava veya icra safhasında olan alacaklarınıza ilişkin dokümanları 15 gün içerisinde vergi dairesi müdürlüğüne ibraz edin diye. Bu bir vergi incelemesidir aslında ve hepsi merak kaynaklı vergi incelemesidir. Ve bunlar daha çoğalacak arkadaşlar. O yüzden hani kasamız bakiye veriyor. Bugüne kadar çok dikkat çekmemiş olabilir. Ama mizanları artık veriyoruz. Bunlar devamlı merak kapsamında katmanlaştırılarak taramaya tabi tutuluyor. Kasadaki miktarın çok yüksek olmaması gerekir. Çok yüksek ne demek? Çok yüksek göreceli bir kavram. İşletmeden işletmeye değişebilir ama bizim incelemelerde şahit olduğumuz hani çok yüksekliğin tespitinde nakit ödeme limiti 8 bin lira veya bankadan ödeme limiti 8 bin lira günlük diyor işte işlem sayınız şu kadar. Örneğin 10 tane fatura almışsınız günde. Bunun 8 bin liranın altında olanları ödeyebildiğiniz atıyorum günlük 80 bin lira tutabilirdiniz. Buradan bir aylık ortalamaya ve yıllık ortalamaya ulaşmaya çalışıyorlar. Onun üzerindeki rakama da fazla ödenmiş, fazla tutulmuş. Ne olmuş? Bu ortağı kullandırılmış mantığı güdülerek transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı nedeniyle tahriyatlara konu ediliyor. Bankalardan tabii ki ekstrelerin alınıp işte kayıtlarla onunla başlamak lazım aslında biraz da. Niye biz değerleme dönem sonu? Üstad söyledi, envanter yapıyoruz aslında. Niye yapıyoruz bunu? Gelir Vergisi Kanunu 38. maddesindeki tanım gereği. Çünkü bizim o tanım ticari kazancı ve kurum kazancını diyor ki hesap dönemi sonundaki öz sermaye ile hesap dönemi başındaki öz sermaye arasındaki farktır. Bu fark aslında nedir? Ticari kazanç veya kurum kazancıdır. Bu farkı tespit edebilmek için de aktiflerimizi değerlememiz lazım. Bu yabancı kaynaklarımızı, borçlarımızı değerlememiz lazım. Öz sermaye arasındaki değişimi tespit edebilmek için. O yüzden önce fiili envanter aslında saymak, ölçmek, tartmak, biçmek. Daha sonra da değerleme. Ne olursa olsun, ne gelirse gelsin, ticaret kanunu değişse de, işte UFRS değişse de, TMS'ye göre defter tutacaksınız dese de, biz bu vergi kanunlarını uyguladığımız sürece vergi usul kanununda belirtilen değerleme ölçülerini, vergi matrahını tespit edebilmek açısından ve vergi usul kanununda belirtilen değerleme ölçülerini kullanacağız. Bankalarda da bankaları fiilen ölçmek, tartmak, biçmek nedir? Bankalardan hesap ekstresi istemektir. Bunlarla mutabakatlarını sağlamak lazım. Bankalardaki döviz mevcutlarımız döviz alış kuruyla, Maliye Bakanlığı'nın dönem sonları itibariyle belirleyeceği döviz alış kuruyla değerlenmesi ve aradaki farkın kar veya zarara intikal edilmesi gerekir. Vadeli mevduat hesaplarına, repo hesaplarına dikkat etmemiz gerekir. Tam bu geçiş sürecinde işte 1 Ocak 2014'e geçiş sürecinde mevduat sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklar değerleme gününe kadar hesaplanacak faiziyle beraber dikkate alınır diyor Vergi Kanunu 281. maddesi. O yüzden vadeyi izleyen yılda elde edecek olsam bile, vadesi izleyen yılda gelecek olsa, yani faizi 2014 yılında elde edecek olsam bile o faizin hesabın açıldığı tarihiyle 31-12-2013 tarihi arasında isabet eden kısmını 2013 yılı gelirleri arasında dikkate almam gerekir. Peki bunlardan bir de stopaj yapılıyor biliyorsunuz. O stopajın ne olması gerekir bu durumda? Yani 2013 yılında faizi elde etmedim, 2014'te edeceğim ama dönemsellik tahakkuk ilkesi gereği ve 281. maddenin amir hükmü gereği hesapladım. 2013'te gelir yazdım. O gelir yazdığım tutara 2014'te stopaj yapılacak aslında. O stopajın o gelir yazdığım tutara ilişkin kısmını mahsup edebilir miyim? Eğer vade, dolayısıyla faizi elde etme tarihim, gelir vergisinde 25 Mart'tan, kurumlar vergisinde 25 Nisan'dan önceki bir tarihse, yani beyannamenin verilmesi gereken tarihten önceki bir tarihse, stopajın gelir yazdığın kısma isabet edildiğini mahsup edebilirsin. Ama eğer vade, beyannamenin verilmesi gereken tarihten sonraki bir tarihte ise, yine gelir yazarsın, kıs dönemi için gelir yazarsın ama herhangi bir stopaj mahsubu yapmazsın. O stopajın tamamını 2014 yılında elde edeceğin faiz gelirlerinden yaparsın diyor. Bir numaralı kurumlar vergisi genel tebliği. Aynı söylediğim şey hani geliri değerleyip vadesi bir yıl sonra, faizi bir yıl sonra elde edecektim. Ama ne yaptım? İlgili dönemi isabet eden kısmını gelir yazdım. Aynı şey kredi faizleri içinde geçerli. Bunu da 285. söyler. Kredi sözleşmelerinden kaynaklanan borçlar hesap dönemi sonuna kadar hesaplanacak. Faizleriyle beraber dikkate alınacaklar.
kredi faizi ödemesi izleyen yıl olsa dahi, 2014 yılı olsa dahi, 2013 yılına ilişkin faizi yine hesaplayıp gider olarak dikkate alabilirim. Hızlı geçiyorum, alacak ve borçların değerlemesi, alacaklar ve borçlar mukayyet değerli değerlenir diyor. İşte vadeli mevduattan kaynaklanan alacaklarla krediden kaynaklanan borçları söyledik. Vadesi gelmemiş senede bağlı alacaklar değerleme günü kıymetine irca olunabilir. Yani tasarruf değeriyle değerlenebilir. Yani reeskonta tabi tutulabilir. Reeskont uygulaması reeskonta tabi tutulabilir. Bunun üzerinde duracağız. Şüpheli alacakları işte az önce bahsettiğim bir yaşadığımız olay çerçevesinde tespit etmemiz lazım. Kimler hangi şartlarda şüpheli ticari alacak ayırabilir? İşte bilanço usulüne göre defter tutanlar ayırabilir. Ticari ve zirai kazanç tespitinde daha önce gelir yazılan konular için şüpheli ticari alacak ayırabilir. Alacak değerleme günü itibariyle şüpheli hale gelmiş olmalıdır. Şüpheli hale gelmiş olmak ne demek? Dava veya icra safhasında olması veya dava veya icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar içinse yapılan protestoyla veya yazıyla bir defadan fazla istenmiş olması gerekir. Alacağın teminatsız olması gerekir. Teminatlı alacaklar için ayrılamaz. Şüpheli alacaklarla ilgili aslında transfer fiyatlandırması ile ilgili yine bir ilginç özelge burada bahsedeyim. Yine sunumumuzda var ama. Şimdi ne dedik? Kasada fiktif fakiye var, ortaklar cariyede fiktif fakiye var. Bunlara işte ortağa kullandırıldığı ve karşılığında faiz alınmadığı varsayımıyla transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtıldığı kabulüyle de kurumlar vergisi, katma değer vergisi, işte kar dağıtım stopajı, tarihatları yapılır. Çok karşılaşırız bunları. Yani transfer fiyatlandırmasını çok girift hani böyle yurt dışı işlemlerde ortaya çıkacak bir şey olarak algılamayın. En çok uygulandığı alan budur aslında transfer fiyatlandırması. Bununla ve şüpheli alacakla ilgili çok ilginç bir özellik. Hoşuma da gitti aslında. Diyor ki ben diyor ortağıma diyor tamam para kullandırmışım 131'e yazmışım 131 yükselmiş. Ortaktan alamıyorum ben o parayı. Dava da açtım ortağa diyor. Ortağa dava da açtım parayı tahsil edebilmek için. Yine alamıyorum. Şüpheli ticari alacak karşılığı ayırıp gider yazabilir miyim ben bunu diyor. Gelir der şey demiş bunun için. Hayır bu daha önce gelir yazmadığım bir alacak olduğu için bunu karşılık ayırıp giderleştiremezsin demiş. Sorunun bir devamı var. Aynı özelgenin bir devamı var. Orada da diyor ki tamam bunu yazmıyorum. Kabul ediyor. Ama ben ne yapıyorum? Her ay adat yapıyorum. Her ay adat yapıyorum. Fatura düzenliyorum. KDV hesaplıyorum. Ben yapıyorum bunu diyor işletme. Bunu da ne yapıyorum? Tekrar ortaktan alacağıma yazıyorum. O da çünkü alacağım. Onu da tahsil edemiyorum. Onun için de dava açıyorum diyor. Bunu karşılık ayırıp giderleştirebilir miyim? Gelir derse evet bu diyor ticari kazancın tespitiyle ilgilidir. Karşılık ayırıp giderleştirebilirsin. Hem alacağın kendisini hem KDV'sini karşılık ayırıp giderleştirebilirsin. Çok ilginç, değişik bir özelliği gibi geldi bana. Sizlerle de paylaşmak istedim. Sunumumuzda da var tekrar. Avans mahiyetindeki alacaklar bunlar yine dün de bir soru cevapla yaptığımız için gelebilecek soruları da aslında biliyorum biraz onlar üzerinde de durmaya çalışıyorum. Avans niteliğindeki alacaklar değerlemeye tabidir. Kur farkları gelir veya gider olarak dikkate alınması gerekir. KDV ile ilgili tartışma vardı artık bu uzun süreden beri ortadan kalktı. KDV için tahsil edilemeyen alacağın KDV kısmı için de karşılık ayrılabilir. Aciz vesikasına bağlanan alacaklar aciz vesikasının alındığı dönemde bu vesikada yer alan tutar itibariyle yine karşılık ayrılabilir. Yine bunların hepsi dün sorulduğu için üzerinden geçiyorum. Yurt dışından olan alacak yurt dışında dava veya icra yapılması gerekir karşılık ayrıldığı için. Ve bunun dış temsilciliklerinize onaylatılması gerekir bu davanın veya icranın. Döviz cinsinden olan alacaklarda eğer karşılık ayırırsak bunların kur farkları için de karşılık ayırabiliriz. İflasta ve iflas ertelemesinde bunlar değersiz alacak sayılmaz karşılık ayrılarak giderleştirilebilir. Şüpheli ticari alacak karşılığı dava veya icra takibine konu edildiği dönemde karşılık ayrılır. 2013'te dava açtım, karşılık ayırıp giderleştirmedim. 2014'te bunu yapamam. Maliye Bakanlığı özellikle verdiği özelgelerde bunu sıklıkla tekrarlıyor. Daha sonra tahsil edersem şüpheli alacağı, tahsil ettiğim dönemde gelir olarak dikkate almam gerekir. Kamudan olan alacaklarda yine son dönemde bunlar için karşılık ayrılamaz diye özelgeler veriliyor. Değersiz alacakları tespit etmemiz gerekiyor bu dönemde.
değersiz alacaklar, kanaat verici, yani yargı kararına veya kanaat verici bir vesikaya göre artık tahsiline imkan kalmadığını düşünüyorsak alacağı zarara intikal ettirerek veya işletme hesabında gider yazarak bunu bu alacakları ortadan kaldırmamız mümkün. Bazı sunumları hızlı geçiyorum. Onları yine gerekirse odanın, odayla da paylaşıp odanın internet sitesinden, İSMO'nun internet sitesinden de temin etmenizi sağlayabiliriz. Oraya koyuluyor zaten bunlar. Değersiz alacaklar da değersiz hale geldiği dönemde giderleştirilmesi gerekir. Şüpheli alacakta olduğu gibi bir vergi planlaması yöntemi olarak kullanılmaması gerekir. Reskont'tan tanım gereğinde aslında o tanım şartlarını da içeriyor. Vadesi gelmemiş senede bağlı alacaklar değerleme günü kıymetine dönüştürülebilir. Yani reskont yapılabilmesi için senetli alacak veya senetli borç olması gerekir. Buna rağmen ihtiyaridir aslında reskont. Ama alacak senetlerini reskonta tabi tuttuysak borç senetlerini de reskonta tabi tutmamız gerekir. Reskontun hesaplanma formülü 238 numaralı vergi su kanununda belirtiliyor ve iç iskonto yöntemine göre reskont hesaplanıyor. İhtiyaridir dedik ama kısmi reskont işlemi kabul edilmiyor. Yani alacak senetlerinin bir kısmını reskonta tabi tutup bir kısmını reskonta tabi tutamıyorum. Eğer reskont tercihini kullandıysam bu tercihi tamamı için kullanmam gerekiyor. Yine Üstad vadeli çek reskontundan bahsetti. Yıllardır aslında bize ne dendi? Vadeli çekler, çekte vade yoktur, vadeli çek reskonta tabi tutulamaz. Çek kanununda veya 5811 sayılı kanunda yapılan düzenlemeler aslında çekleri vadeli senet niteliğine bölündürmüştü. Üzerinde yazılı keşide tarihinden önce muhatap bankaya ibrazı mümkün değildir diyordu. Bu da aslında çeke vadeli senet demekti. Ama buna rağmen Gelir İdaresi 2009 yılında yayınladığı sirkülerde her şeye rağmen ben kabul etmiyorum diyordu vadeli çek reskontunu. Fikrini değiştirdi 2013 yılında. Kabul ediyorum artık dedi. Aslında çok değişen, altyapı anlamında değişen bir şey olmamıştı. Vadeli çekler reskonta tabi tutulabilir dedi. Şimdi şeytanın avukatlığını yapalım biraz o zaman. Bunun tersi olduğunu düşünelim. Yani 2009 yılında deseydi ki bize Maliye Bakanlığı çekler reskonta tabi tutulabilir deseydi. Biz yıllardır çekleri reskonta tabi tutsaydık. 2013 yılında deseydi de artık tutulamaz, çekler reskonta tabi tutulamaz deseydi. Ne yapardı? Muhtemelen geçmiş yıllara ilişkinde bizleri rahatsız ederdi. Ya bizim görüşümüz tutulabilirdi o zamanlar ama artık tutulamaz dedik. Hani getir bir 2012, yani çok sağlam bir tarihat yapamaz. Çünkü bunun örneğini yaşadık işte. 113 numaralı KDV 113 numaralı tebliğinde yıllarca ilaççılara, eczancılara, işte ilaç firmalarına imha edilen ilaçların KDV'sini düzeltmenize gerek yok dediler. 113 numaralı tebliğ yayınlandı. Düzeltmenize gerek var dediler. Ve geçmiş yıllara ilişkinde mükellefleri rahatsız ettiler. Şimdi burada da biz Gelir İdaresi'ni rahatsız edelim mi? Hani düzeltelim 2009, 2010, 2011, 2012'de tüm çekleri reskonta tabi tutalım. Gelir İdaresi'nden kurumlar vergisi iadesi talep edelim. Edebilir miyiz? Korkarız gibi. Hani aslında ama şey, yani diyorum ya şeytanın avukatlığını yapmak. Yani bizim de yapmamız gerekir gibi geliyor bunu. Ama bir sonuç alamayız. Hani yapsak da bir sonuç alamayız. Bir de başımıza bela alırız. Boş ver, en iyisi yapmayalım. Duran varlıklar diye genel olarak üzerinden geçeceğim. İşte gayrimenkuller, demirbaşlar, makine tesis cihazlar, taşıtlar maliyet bedeliyle değerlenir. Maliyet bedeliyle değerlenir. Maliyet bedeli sadece satın alma bedeli değildir. Buna girmesi gereken işte nakliye, montaj gibi tutarlar da vardır. Özellikle biz çok dikkat etmeyiz. Bir gümrük vergisinin ödendiği makbuzu gördüğümüzde bunu gider yazarız. Ama dedik ya hani dondurmayı üfleyerek yemek, belki bundan sonra biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Makine ve tesisatla ilgili gümrük vergilerinin makine ve tesisatın maliyetine eklememiz, gider yazmamamız gerekiyor. Makine ve tesisatla ilgili nakliye ve montaj giderlerini yine makine ve tesisatın maliyetine eklememiz, gider yazmamız gerekiyor. Mevcut bir binanın yıkılarak arsanın boşaltılmasından oluşan giderleri yine arsanın maliyetine eklememiz gerekiyor. Ama noter giderlerini, sabit kıymetlerle ilgili noter, mahkeme, komisyon giderlerini ister doğrudan gider yazabiliriz, ister ilgili sabit kıymetin maliyetine ekleyebiliriz. Aynı şekilde tapu harçlarını ve özel tüketim vergilerini doğrudan gider yazabiliriz ya da ilgili sabit kıymetin maliyetine ekleyebiliriz. Binek otomobilleri artık biliyoruz. Bunu KDV'sini indiremiyoruz.
gider veya maliyet olarak dikkate alıyoruz. Sabit kıymet yatırımlarıyla ilgili bir kredi, yabancı kaynak kullandıysak, bu kredinin faizinin aktifleştirildiği yılın sonuna kadar olan kısmını, yani 2013 yılında bir kredi kullanarak bir makine aldıysam, bu kredinin 2013 yılına ilişkin faizini gider yazamıyorum, makinenin maliyetine veya yatırımın maliyetine intikal etmem gerekiyor. Aynı şeyler kur farkı açısından da geçerli. Aktifleştirildiği yılın sonuna kadar oluşan kur farklarını doğrudan gider yazamam, ilgili yatırımın, ilgili sabit kıymetin maliyetine eklemem gerekiyor. Bunun tersi kur farkı gideri oluşmadığı, kur farkı geliri oluştuğu durumda da aynı mantık kuruluyor. İlk yıla ilişkin olan kur farkları, DH oluşan kur farklarını maliyetten düşmem, ilgili yatırımın, ilgili sabit kıymetin maliyetinden düşmem. Sonraki yıllarda oluşanları ister gelir, ister maliyetten düşme olarak kullanabilirim. Ama sonraki yıl dediğim, örneğin 2014 yılında tercihimi gelir yazmak olarak kullandım veya maliyetten düşme olarak kullandım. 2015 yılında tekrar bir tercih hakkım yok. Yani ilk tercih hakkımı kullandığım yılda neyi tercih edersem izleyen yıllarda ona göre işleme yapmak, işlemine devam etmek zorundayım. Stoklar, emtia, ticari mal, maliyet bedeliyle değerlenir yine. 238 numaralı tebliğ söylüyor. Kur farkları, stok alışıyla ilgili kur farkları, ticari mal alışıyla ilgili kur farkları, bunların stoğa girdiği tarihe kadar maliyete intikal ettirilmesi gerekir. Faiz ve komisyonlar için durum böyle değildir. İster maliyete ekleyebiliriz emtia ile ilgili faiz ve komisyonları, ister maliyete ekleyebiliriz, ister doğrudan gider yazabiliriz. Maliyete ekleyebilmemiz için tabii ki stoğun durması gerekir. O emtianın hala stokta kalması gerekir. Aslında kriz dönemlerinde ya da elektronik ticaret, elektronik eşya ticaretiyle, örneğin bilgisayar ticaretiyle uğraşılan işletmelerde uygulanabilecek bir vergi planlama yöntemi var. Çok dikkat etmeyiniz, gözlerinizden kaçar bu biraz. Der ki Vergi Kanunu 274. maddesi, emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış fiyatı %10 veya daha fazla düşüklük gösterirse maliyet bedeliyle değerleme yapmayın, emsal bedelle değerleme yapın. Emsal bedelle değerleme yapın demek de orada ortalama fiyat esasına göre değerleme yapın demektir aslında. Birinci sırayı uygulayın demektir. Nasıl? Örneğin bir mal, örneğin bilgisayar ticaretiyle uğraşıyoruz. Bir mal satın aldık. Bunun işte Ocak ayında almıştık. 100 liraya aldık. Aralığa geldik. Teknoloji gelişti. Bunun fiyatı 90 liranın da altına düştü. 90 lira veya altına düştü. %10 veya daha fazla düşüklük gösterirse diyor. Bu durumda maliyet bedeliyle değerlemem ne yapar? Satış fiyatım daha düşük. Maliyetini, yani stok değerimi yüksek göstermeni sağlar. Satılan malın maliyetini düşürür. Dolayısıyla karımı yükseltir. İşte bu durumda diyor ki ortalama fiyatı al diyor. Ortalama fiyat ne? 90 lira veya daha düşük çıkacak. Stoğunu 90 lira olarak değerle. Dolayısıyla satılan malın maliyetini yükselt. Dolayısıyla karını azalt. Kriz dönemlerinde ilaç sektöründe veya bu işte elektronik eşya ticaretinde uygulanabilecek bir vergi planlaması yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. İskontolar, ciro primleri, ciro primleri gelir kabul ediliyor. Önceden işte dönem sonunda veya sonradan yapılan iskontolar, bunlar da aynı şekilde gelir kabul ediliyor. Önceden bir mantık vardı, derdi ki bu alıcı işletmenin satıcı işletmeye verdiği bir hizmettir. Bu hizmetin nedeni olarak gelir sayılır, KDV hesaplanması gerekir diyordu. Daha sonra bu mantık hani çok da geçerli mantık değildi aslında. Dediler ki matrahta değişiklik kapsamında bu ciro primlerinin veya yapılan iskontoların hem gelir olarak dikkate alınması hem de KDV hesaplanması gerekir dedi. Yine bize gelen sorular kapsamında amortismanlar aslında biliyoruz ama azalan bakiyeler yöntemini seçtiysek %50'yi aşamıyoruz. Ona dikkat etmemiz lazım. Ticari amaçla kullanılan araç lastiklerini tek seferde gider yazabiliyoruz. Amortisman ayırmamıza gerek yok. Üstad bahsetti işte çok uğraştık hani bir ara başımızın belası oldu. Hala da o bela devam ediyor. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar. Bunların biliyorsunuz her birçok işletme aldı. Tek seferde %100 amortismana tabi tutulabiliyor. Üstad yine bahsetti. Kullanılma hazır halde bulunma. Yargı kararı çerçevesinde bahsetti. O yargı kararı kapsamında hani bizim en büyük vergi planlama yöntemimiz çok doğru mudur? Bence doğru değildir aslında ama araç almaktır, otomobil almaktır özellikle Aralık ayında, Aralık ayının son günlerinde. Son gün tescil ettirdiyseniz bile 31 Aralık'ta bunu tescil
fiilen kullanıma başlamamış olsanız bile bir aylık amortisman ayırabiliriz o çerçevede. Bu da soruluyor. Yani bir makine aldık, makineye kullanıldı, ikinci el makine aldık. 5 yıl kullanıldı, onlar amorti ettiler. Ben aldım tekrar. 100 bin liraya aldım. Ben tekrar amortismana tabi tutabilir miyim diye soruyor. Yani eski iktisadi kıymetler amortismana tabi tutabilir mi diye soruyor. Elbette ki tutabilir, tutulabilir. Bana maliyeti neyse onun üzerinden tekrar listelerde yazılı amortisman süresine göre amortisman ayırırım. Yenileme fonu amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satışından oluşan karı 3 yıl süreyle yenileme fonuna alabilirsiniz. 3 yıl içerisinde yenileme niyetiniz varsa yenileme fonuna alabilirsiniz. Kanun böyle der, şartları vardır. Bilanço esasına göre defter tutulması gerekir. Aynı nitelikte bir şey almanız gerekir. Amortismana tabi iktisadi kıymetler için geçerlidir. Emtia için geçerli değildir kesinlikle örneğin. Bunlar da sorulduğu için söylüyorum. Veya arsa, boş arsa ve araziler biliyorsunuz amortismana tabi değildir. Sabit kıymettir ama amortismana tabi değildir. Dolayısıyla onlar için de yenileme fonu ayrılamaz. 3 yıllık süre vardır. 3 yıllık süre yenilemek için tanınan bir süredir. Maliye aksine yargı kararları var ama Maliye Bakanlığı'nın görüşü burada 3 yılın hesabında satışın yapıldığı yılda dikkate alacaksınız diyor. O zaman biz şu anda ilgilendiğimiz işletmelerde 2011 yılında ayrılan yenileme fonu var mı? Yenileme yapılmadıysa 11, 12, 13 yılında kâra intikal etmemiz gerekiyor eğer yenileme yapılmadıysa. Bilanço esasına göre defter tutmalıdır dedik. Eski bir özelge, onun aksine de ben bir şey göremedim. Defterdarlık zamanından, Ankara Defterdarlığı'nın bir özelgesi. Serbest meslek erbabı da bilanço esasına göre defter tutmamasına rağmen yenileme fonu ayırabilir diyor. Önemli olduğunu düşünüyorum bunu. Yenileme fonunun kullanımında hani burada örnek falan var ama çok tabii ki ayrıntısına girmeyeceğim. Şunu belirtmek istiyorum. Bir yanlış algılama var. 3 yıllık süre algısı sanki amortismandan şimdi ayrılan yenileme fonu 549 özel fonlar yenileme fonu yaptık. 3 yıl içerisinde yenilediğimiz sabit kıymetin amortismanından bunu mahsup etmemiz gerekiyor. Burada bu mahsup süresi 3 yıl değil. Yenileme süresi 3 yıl, yenileme süresi 3 yıl, mahsup süresi 10 yıl dahi olabilir. Sanki 3 yıl içerisinde mahsup edecekmişiz gibi bir algı var. Yenilemek için tanınan süre 3 yıl, amortismandan mahsup süresi 3 yılı aşabilir. Üstad bahsetti zannediyorum yine 5 bireyde şartlarıyla beraber çok güzel özetledi. Taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası. Bundan da bahsetti ama koşullu kabul diye bahsetti Üstad. Tekrar onun üzerinde konuşuruz. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı 2011 yılında verdiği bir özelge var benim elimde. Taşınmaz satış kazancının %75'i kurumlar vergisinden istisnadır. Bunun şartları var işte dediğim gibi Üstad bahsetti. Kalan %25'i vergiye tabidir aslında. Bu eğer bir taşınmaz sattınız, örneğin bir fabrika binası sattınız. Bu fabrika binasının istisnadan yararlanamadığınız %25'ini yenileme fonuna alabilirsiniz diyor. Yenileme fonuna almak en azından 3 yıl vergi ertelemesi sağlayabilir. Yenileme fonu ayrılabilir diyor. Teknik olarak hani bu mükellef lehine verilmiş bir özellik tabii ki. Teknik olarak hani ben buna çok katılmıyorum ama lehte olduğu için memnuniyetle karşılıyorum elbette. Kalan %25 yenileme fonuna ayrılabilir diye bir özelge var. Giderlere ilişkin özellik arz eden bazı konular yine Üstad Götürü Gider'den bahsetti. İşte yurt dışında bir faaliyet olması gerekir. Döviz cinsinden elde edilen hasılatın %5'i giderilebilir. Maliye Bakanlığı'nın görüşünden Üstad da yine bahsetti. Benim buraya alma amacım da oydu. Bunu bir dönem içerisinde gider kaydı. Örneğin avanslı çalışın. Avanslarla, avansların belgeyle kapanan kısmını belgeyle kapatın. Belgeyle kapanmayan kısmını götürü gideri atın. Götürü gideri attığınız tutarlar %5'i aşmıyorsa sorun yok. Aşıyorsa aşan kısmını da kanunen kabul edilmeyen giderlere alın. Bu şekilde çalışın der Maliye Bakanlığı. Ama yargının böyle yapılmasa da yıl sonunda beyanname zamanında tek seferde uygulanabileceği yönünde giderleri, görüşleri var. Geç gelen elektrik faturaları, su faturaları doğal. Bunlar doğal olarak geç geliyor. Çünkü hani aslında tahakkuk esası gereği de geç geliyor. Bunların bedelleri tahakkuk ettiriliyor. Bize Aralık ayının faturaları en iyi ihtimalle Ocak ayı içerisinde geliyor. Bunlar gider yazılabilir mi 2013 için? 2014 Ocak'ta gelse bile yazılabilir. O yönde özelgeler de var. KDV'leri indirebilir mi? Aslında bu çünkü
artık yıl atlamış. Hani üstad da bahsetti, ne diyordu? Kanun deftere kaydedildiği vergilendirme dönemi aşılmamak şartıyla indirilebilir. Burada aşılıyor, Ocak'ta geliyor bize. Ama yine burada gelir dersinin görüşleri var. Bunlarda bedellerin tahakkuk ettiği dönemler vergi doğuran olay olduğu için elektrik, su, doğalgaz dağıtımlarında vergi doğuran olay katma değer vergisi açısından bedellerinin tahakkuk ettiği dönemler olduğu için bunlarda indirim konusu yapılabilir yönünde görüşleri var. KDV'lerinde indirim konusu yapılabileceği yönünde. Fatura mükellef adına düzenlenmediyse, bunlarla da biz tahliyatlar yapıldığını karşılaştık. Aslında çok büyük rakamlar da var bazı yerlerde. En azından dikkat etmek gerekiyor ama kesinlikle yanlış uygulamalar. Örneğin bir yeri kiralamışız, mükellef kiralamış, orada faaliyet sürdürüyor, kira kontratı var. Vergi dairesi o kontrat üzerinden açılışını yapmış. Sayaçlar mülk sahibi adına bunları gider yazamazsınız diye tahliyatlar yapıldığına şahit olduk. Ancak tamamen vergilemede gerçek mahiyet esastır düzenlemesine aykırı tahliyatlardı bunlar. Hayır amaçlı verilen öğrenim bursları gider yazıldığını görüyoruz. Doğrudan gider yazıldığını görüyoruz. Aslında bunu gider yazmak neredeyse imkansız. Şartları var. Bir hizmet sözleşmesi olması gerekir diyor bunların gider yazılabilmesi için. İleride ben seni çalıştıracağım. Sen oku, iyi öğren. Ben sizi ileride çalıştıracağım mantığıyla bir hizmet sözleşmesinin olması gerekir. Hatta bu burs verilecek kişilerin yarışma sınavıyla belirlenmesi gerekir ve çok abartılı olmaması gerekir diyor bursların gider yazılabilmesi için. Diyorum ya, neredeyse imkansız aslında. Kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlara hesap edilen giderlerin ve zararların durumu, yine üstad iştirak kazancı veya taşınmaz satış kazancı istisnası ile ilgili olarak bundan bahsetti. Burada kurumlar vergisi kanunu 5. maddesi iki şey söyler arkadaşlar. Der ki, bir istisna kazancınız varsa bu istisna kazancı elde etmek için yaptığınız giderler, önce giderleri söyler, giderler kanunen kabul edilmeyen giderler. Örneğin taşınmaz deponun üzerinden gidiyoruz. Taşınmaz satışı yaptığınız kazancınızın %75'i istisna. Taşınmazı satarken kapıda harç ödediniz. Bu harcın da %75'i kanunen kabul edilmeyen giderdir. %25'ini gidere intikal ettirebilirsiniz. Tamam, burada bir sorunumuz yok. Bir de der ki aynı hükümde istisna faaliyetlerden doğan zararlar diğer faaliyet kazançlarından indirilemez. En güzel örneği şeydir, yurt dışı inşaat onarım montaj işlerinden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisnası vardır. Bir firmanın örneğin yurt dışında bir inşaatı var, o inşaatı zararla sonuçlanmış. Kârla sonuçlansa istisnaydı, vergi alınmayacaktı. Zararla sonuçlanmış. Bu zararı indirebilir miyiz? Yurt içindeki inşaatlarımız da kârlı. Bu zararı indiremeyiz bu hüküm gereğince. Tam örneği budur ama taşınmaz satışı kârla sonuçlanırsa %75'i istisna, zararla sonuçlanırsa ne olacak? İşte üstad ondan da bahsetti. Benim de görüşüm kesinlikle bu zararın indirilebileceği yönünde. Kurumlar vergisine değiştiği dönemde bu kanun ilk yazıldı. Yani 2006'da 21 Haziran 2006'da Respublikası'da yayınlandı. Biz bir kitap çalışması yaptık onunla ilgili. O kitabı da daha aslında taslak aşamasındayken başlamıştık. Daha sonra tebliğ taslağı yayınlandı. Tebliğ taslağında bir örnek vardı. O zararın indirilemeyeceğine yönelik bir örnek vardı. Bu taslak aşamasındayken eleştirileri ilettik biz gelir idaresine ve o örneği çıkardılar. Yani indirilemeyeceği, zararın indirilemeyeceği yönündeki örneği taslaktan çıkardılar. Tebliğin şu andaki mevcut halinde yoktu. Ama indirilebilecektir diye de bir şey yazmadılar. Şimdi o taslaktan o örneği çıkarmaları bile aslında bizim görüşümüzün güçlü ve doğru olduğunu gösteriyordu. Ama işte bunun yönünde aksi muktezalar, özelgeler de verildi. İdare bunun indirilemeyeceği görüşünde. Ama ben bunun iyi savun. Çünkü bir de o örnekten çıkartılması dışında bu istisna bir faaliyet istisnası değil. Yani bu diğer kazan, diğer olan gelir, olan dışı gelir veya karlara yazılmış kazancın bir istisnası aslında. Eğer bir faaliyetse zaten şart öyle, istisna uygulanamıyor. Kanun maddesinde de 5. maddede der ki istisna faaliyetlerden doğan zararlar der. Dolayısıyla bence bu bir faaliyet istisnası değildir. Arizi bir kazanç istisnasıdır. O yüzden zarar oluşması halinde indirilebilir. Yine üstad personele ödenen temettü ikramiyelerinden vazgeçti. Bunlar dönem sonu itibariyle eğer kesinleşiyorsa, ilgili dönem kazancından indirilebileceği yönünde özel
belgeler var. Temettü ikramiyeleri yalnız personele ödenenlerden bahsediyoruz. Tabii yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenenler kar payı sayılır. Zaten kar dağıtım stopajına tabi olur. Ödenmeyen sosyal güvenlik primleri, ödenmeyenleri gider yazılamaz. Bunların gecikme zamları gider yazılamaz. Az önce elektrik su faturalarından bahsettik. Orada gecikme bedelleri, gecikme zammı ifadesiyle yer alır. Bunlar gider yazılabilir. Oradaki yazan gecikme zammı 6183 sayılı kanuna göre hesaplanan gecikme zammı değildir. 6183 sayılı kanuna göre hesaplanan gecikme zammı gider yazılamaz. Ama elektrik, su, doğalgaz faturalarındaki gecikme bedelleri sözleşmeye dayanılarak hesaplanan gecikme gider bedelleridir. Bunlar gider olarak dikkate alınabilir. Binek otomobillerin ve motosikletlerin MTV'leri gider olarak dikkate alınamaz. Biliyoruz kıdem tazminatı karşılığı ödenmediği sürece gider olarak dikkate alınamaz. Özel iletişim vergisi, telefon faturalarındaki özel iletişim vergisine dikkat etmediğimizi görüyoruz biz yaptığımız, denetim yaptığımız firmalarda. Bunlar gider olarak dikkate alınamaz. KDV boyutuyla biliyoruz artık hani binek otomobil alımındaki ÖTV, KDV indirilemez. Gider veya maliyettir ama binek otomobil kavramını 60 numaralı sirküler biraz genişletti aslında. Burada bu otomobil yani çok sorun yaşanıyor. Yani otomobil, işte panel van, arazi taşıtı nedir? Çünkü burada karayolları trafik kanunu var, o başka bir şey belirliyor. ÖTV'de bir tarife var, o başka bir şey belirliyor. KDV'ye ekli listeler başka bir şey. Günlük tarife istatistik pozisyonları başka bir şey. Bir kavram kargaşası var. Bu kavram kargaşasını da gelir dersi lehine kullandı. Dedi ki 60 numaralı sirkülerde Doblo, Connect, Kango, Express, Kombi, Partner, Kedi, Transportu, Starex vesaire ticari gibi gözüken bu araçlar da aslında binek otomobildir. Bunların da KDV'leri indirim konusu yapılamaz. Kur farkları 105 numaralı katma değer vergisi kanunu genel tebliği dedi ki kur farklarında KDV hesaplanması gerekir dedi. Ve biz bunu biraz yanlış algıladık aslında. Yani dönem sonunda örneğin benim döviz cinsinden borcum var. Kurlar yükselmiş, borcum yükselmiş. O yükselen borca tekrar KDV hesaplanacak ya da işte bir fatura gelmesi gerekiyor, işte KDV olacak gibi. Öyle değil. Yani sadece değerlemeden oluşan kur farkları KDV hesaplanmaz, KDV'ye tabi değildir. Ancak nedir o zaman 105 numaralı tebliğin söylediği? Vergi doğuran olayla yani KDV'de malın teslim edildiği tarih veya hizmetin yapıldığı tarihle ödeme yapıldığı tarih arasında bir kur farkı varsa bunun aleyhte bir kur farkı varsa satıcı tarafından faturaya bağlanıp KDV hesaplanması gerekiyor. Lehte bir kur farkı varsa alıcı tarafından faturaya bağlanıp KDV hesaplanması gerekiyor. Yani değerlemeden 31.12'de yaptığımız döviz değerlemesi, borç alacak değerlemesi nedeniyle bir KDV doğması mümkün değil. Sadece KDV'de vergi doğuran olayla ödemenin yapıldığı tarih arasında oluşan kur farklarından KDV hesaplanacağını söylüyor 105 numaralı tebliğ. Çalınan kaybolan mallar gider yazılamaz, zarar olarak dikkate alınamaz. Ne olur? Çalınan bir mal varsa, polis tutanağı varsa yani çalındığını ispatlayabiliyorsak kanunen kabul edilmeyen gider yapılır, stok çıkışı yapılır. Çalındığını da ispatlayamıyorsak yani herhangi bir polis tutanağı falan yoksa elimizde işletmeden çekilen kıymet olarak kabul edilir. Emsal bedelinin tespit edilir, fatura düzenlenmesi ve KDV hesaplanması gerekir. Az önce bahsettik zayi olan mallar sadece ilaçlar anlamında düşünmeyelim. İşte kullanım tarihi sona eren tüm ürünler için düşünebiliriz bunları. Bunlar nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin zamanında indirim konusu yapılan katma değer vergisinin zayi imha işleminin yapıldığı dönemde ilave edilecek KDV olarak dikkate alınması gerekiyor dedi. 113 numaralı genel tebliğ, 60 numaralı sirkülerde bunu detaylandırdı. Buna ilişkin daha ayrıntılı açıklamalar yaptı. Değer düşmesi, tire değer düşmesi gibi işlemler zayi olma değildir. Bunlar da hani herhangi bir KDV düzeltmesi gerek, yapmaya gerek yoktur. Tireye isabet eden kısım için bir düzeltme yapmaya gerek yoktur. TOP tarafından, sanayi odaları tarafından belirlenen tire oranları gider olarak dikkate alınabilir. Bunlara isabet eden KDV'yi düzeltmeye gerek yoktur. Ama bu tire oranlarını aşan afaki tireler varsa bunların hem gider kaydı reddedilir hem bunlara ilişkin KDV'lerin düzeltilmesi istenir. Ciro primleri ve iskontolardan bahsettik. Gelir olarak dikkate alınması ve
KDV'ye tabi tutulması gerekir. Kredi not, debit not nasıl işlem yapılacağı, eskiden neydi? Burada var özelgelerde. Eskiden bir sorun yok diyordu defalarca verdiği özelgelerde Gelir Vergisi Maliye Bakanlığı. Ancak üstad anlattı, daha sonra fikrini değiştirdi, bir şey dedi. Ama yani önce işte hesaplayın sonra indirin gibi bir şeyle bağladı. Değişen bir şey olmuyor vergisel anlamda ama bunlara dikkat etmek gerekiyor. Tazminatlar, tazminat üstad yine bahsetti. KDV boyutuyla yapılan tazminat ödemeleri KDV'ye tabi değildir. Bir mal teslimini veya hizmet ifasını içermez. Bir KDV'ye tabi değildir açıklaması yapıldı. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı veya örtülü sermaye. Aslında hani bize sanki bunlar bizim işimiz değilmiş gibi algılıyoruz. İnceleme yapacaklar da bulacaklar, biz öyle uğraşacakmışız. Aslında tam olarak da bizim işimiz, tam olarak da sizin işiniz arkadaşlar. Hatta çok kısa bir vadede sizin işiniz. Varsa bir örtülü sermaye bunu tespit etmemiz lazım. Hani onun tespiti daha kolay aslında. Gerçi transfer fiyatlandırması da herkesin işbirliği kişi sayıldığı için onun tespiti de kolay gibi aslında. Örtülü sermayeyi tespit etmemiz lazım. Bu dönemde ne zamana kadar? 23 Ocak tarihine kadar tespit etmemiz lazım. Transfer fiyatlandırması yolu örtülü kazanç dağıtımı varsa 23 Ocak 2014 tarihine kadar tespit etmemiz lazım. Neden o tarihlere kadar? Çünkü diyor ki ilgili düzenlemelerde hesap döneminin son günü itibariyle dağıtılmış kar payı sayılır diyor. Kar payı sayılır demesi Aralık ayı itibariyle kar dağıtım stopajı yapmanız lazım. Aralık muhtasar beyannamesi ile 23 Ocak tarihinde bunu beyan etmeniz gerekir diyor aslında. O anlamda tam anlamıyla bizim işimiz hem de acil olarak yapmamız gereken, tespit etmemiz gereken işlerden birisi. Burada şey tartıştık, ben ona da hiç katılmadım. Hani eskiden örtülü kazancın uygulandığı dönemde bir örtülü kazanç tespiti yapılırsa kurumlar vergisi, geçici vergi ve KDV tarihi yapılırdı. Yeni kanunda az önce bahsettiğim kar payı sayılır hükmü, kar payı sayılır hükmü ayrıca bir de kar dağıtım stopajı yapılmasını gerektirdi. Aslında kar dağıtım stopajı yapılıyorsa da KDV'nin olmaması gerekir. Çünkü artık diyorsunuz ki sen kar dağıttın hesap döneminin son günü itibariyle. Biliyorsunuz kar payı katma değer vergisine tabi değildir. Ama diyoruz ki biz onu o kurumlar vergisi kanunu açısından, bu KDV kanunu açısından deniyor yazılan raporlarda. Şimdi bir de kar dağıtım stopajı yazılıyor. İşin özeti özelgelerde. İdarenin görüşü de, gelir idarenin görüşü de bu yönde geldi. Grup şirketinin bir bankadan aldığı krediyi başka bir grup şirketine kullandırmasında KDV var mıdır, finansman hizmeti var mıdır? Özelge yoktur dedi arkadaşlar. Grup şirketi başka bir grup şirketine kredi kullandırmasında, aynı şartlarla kullandırmasında ama finansman hizmeti yoktur. Dolayısıyla KDV hesaplamanıza gerek yok dedi. Burada benim hala bir şüphem var. Şirketin şirkete kullandırılması diye açıkladılar. Şirketin şirket ortağına kullandırılması. Acaba o finansman hizmeti olur mu? Hala benim tereddütlerim var. Sanki öyle bir işleme olur derler gibi geliyor bana. Ama yine o özelgeyi lehte de yorumlamak, lehte de kullanmak mümkün. Bunlardan ayrıca damga vergisi yansıtmalarında, şirketlerin birbirlerine damga vergisi yansıtmalarında KDV hesaplanmasına gerek yoktur. Bu da çok soruluyor. İhracat faturası tam şimdi 29 Aralık, 30 Aralık, 31 Aralık, 1 Ocak, 2 Ocak, 3 Ocak ihracat işlemine başlandık. Malın gümrükten çıktığı an itibariyle, gelir vergisi veya kurumlar vergisi açısından vergi doğuran olay, dolayısıyla kazanç tespit edilmiş, kabul ediliyor. Ama katma değer vergisi açısından gümrük beyannamesinin kapandığı tarihi esas alınıyor gelir idaresi. Hatta BS formuna bu tarih itibariyle kuru hesaplayarak dahil edin. KDV beyannamesine kapama tarihinin gerçekleştiği katma değer vergisi döneminde tabii ki ihracat olarak bunların beyan ediliyor. YMİ defterlerini bazen eksik bastırıyoruz. Sonra yetmiyor sayfalarımız. Ne yapıyoruz? Çevirip arkasına yazdırmaya başlıyoruz. Bunda da şahit de olduk biz birkaç incelemede. En yıpratıcı sonucu aslında KDV indiriminin reddedilmesi. Tasdiksiz sayfaya kayıt yaptım diye KDV indiriminin reddedildiğine şahit olduk. Farklı yargı kararları da vardı. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu bir
karar verdi. Dedi ki sadece arkasına yazdırdı diye kademe indirimini reddedemezsiniz. Envanter, stok, kebir, satıcı firma, karşıt inceleme bunları yapıp eğer o mal veya hizmetin alındığını ispat edebiliyorsanız kadere indirimini reddedemezsiniz dedi. Olumlu bir yargı kararı ama yine de biz deftere eksik tasdik ettirmeyelim o karara güvenerek. Faturaları bulamıyoruz bazen. Satıcıdan diyoruz aslı gibidir, yap bir fotokopisini gönder, onu kullanıyoruz. Onun da kabul edilmediğini görüyoruz. Noter onaylı olması gerekir diyor gelir dersi başkanlığı. Noterden onaylanması gerekir diyor aslı gibidirlerin. Bazı konular. Şimdi bir gibi bitirmeye çalışacağım inşallah başkanım. 5 dakika. Çeyrek kaldı. Anlamadım. Gider pusulası kabusu yaşadık aslında. Hani Şükrü hocamı gazeteye taşıdıktan sonra belki de biraz her şey duydu. Mükellef olmayanlara kira ödemelerinde gider faturası, gider makbuzu düzenlenmesi gerekir diye Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı bir özelge verdi. Bu özelgede yanlış aslında. Hani çok soru geldi onun üzerinde. Ya ne yapacağız? Düzenleniyorduk. Bundan sonra düzenleyelim mi? Bence hala gerek yok. Çünkü aynı özelgeleri daha önce de şey için veriyordu gelir idaresi. Belki Kocaeli'de onlara dayanarak verdi. Mükellef olmayanlardan arsa alımı yapıyorsanız tapu senedine güvenmiyorum diyordu. Tapuda yaptığınız senede güvenmiyorum. Gider pusulası düzenlemeniz gerekiyor diyordu. Mükellef olmayandan araba taşıt aldıysanız noter satış sözleşmesine güvenmiyorum. Gider pusulası düzenleyin diyordu. Saçmaydı aslında. Yani hani onlara güvenmeyip gider pusulasına güvenmek. İşte Kocaeli'nin verdiği özelgede onun bir devamı kira ödemelerinde gider pusulasına düzenleyin. Bugüne kadar bir sorun olmadı. Bence bundan sonra da olmayacak ve bu hatadan dönülecektir başka bir özelgeyle. Hatta 2010 yılında üstad söyledi gerçi hani son verilen özelgeler dikkate alınıyor ama 2010 yılında birazdan ondan bahsedeceğiz. 2010 yılında Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın verdiği bir özelge var. Sorulan soru yalnız orada şu, diyor ki ben diyor gerçek kişilere, mükellef olmayanlara kira ödemesi yapıyorum. Kira ödemesini fatura yok sonuçta ortada. VA formunda gösterecek miyim diyor. Verilen cevap Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından diyor ki siz diyor bu kira ödemenizi diyor işte vergi usul genel tebliğinin belirttiği şekilde bankadan yapmanız gerekiyor ve banka dekontu bunu tefsik edince evraktır diyor. Bu evrakla beraber ama VA formuna konu etmeniz gerekir diyor. VA'da bildirmeniz gerekir diyor. Ama gider pusulasında hiçbir şekilde bahsetmiyor. Yeni gelir vergisi yasa tasarısı aslında hani tabii ki üzerinde durmayacağım. Ayrı bir seminer konusu. Hani saatlerce bunu konuşulabilir. Sadece şunu söylemek istiyorum. Hani hep açıklama yapılıyor ya, vergiler artmayacak, vergiler yükselmeyecek, vergi artışları yok. Yeni gelir vergisi yasası eğer yasalaşırsa şu haliyle çok ciddi vergi artışları öngörüyor. Tabii ki oranı yükseltmiyor. İstisna indirim muafiyetlerde kısıtlamalar getirerek oranı yükseltiyor. Beyan esasını farklılaştırarak oranı yükseltiyor aslında arkadaşlar. Örneğin iş yeri kira gelirlerinde götürü gideri kaldırıyor, konut kira gelirlerinde sınırlandırıyor. Ciddi bir vergi artışı sağlayacaktır bu. Örneğin önceden mesela tek işverenden alınan stopaj yoluyla yapılan vergilendirilen ücretler kesinlikle beyan edilmez. Tutar ne olursa olsun beyan edilmez. Şu an için de öyledir. Ama tasarı diyor ki 188 bin lirayı aşarsa beyan edilecek diyor. Beyan edilsin ücret. Stopaj yolunda vergilendirilen ücret beyannamede ek vergi yaratmaz ki. Niye? Çünkü aralık bordrosunda artan oranlı tarifeye göre stopaja tabi tutulduğunda aralık bordrosundaki vergi beyannamedeki vergiye eşit çıkacaktır. İkisi birbirinden mahsup edilecektir. Sıfır vergi çıkacaktır. Şu anda o yüzden beyan edilmiyor zaten. Ama yeni tasarı diyor ki ediliyor. Onu da beyan ediliyor. Niye diyor? Örneğin bugün 10 bin lira konut kira gelirim var. Ve 200 bin lira da ücret gelirim. İkisini birden elde ettiğimde 10 bin lira kira ücreti beyan etmem, 10 bin lira kira gelirinden %15'den 1500 lira vergi öderim. Çok kaba hesaplama yapıyorum. Ücreti beyan ettiğimde, tasarıya çalışırsa ücreti de beyan et diyor. Ücreti beyan ettiğimde matrahım 210 bin liraya çıkar. Ücret nedeniyle ilave bir vergi çıkmaz bana. Ama dilim yükselir, o 10 bin lira konut gelirinden 1500 lira değil, 3 bin lira veya 3500 lira arasında bir vergi öderim. %100 bir vergi artışı demek. Bu aslında o anlamda çok ciddi gizli
vergilemeler var. Yürürlük tarihiyle ilgili sorunlar var. Bunları belki daha başka bir toplantıda görüşme şansımız olur. Şirket ortaklığı yöneticilerin vergi borcu nedeniyle sorumluluğu. Hani bunda bir değişiklik olmadı. Kanun aynı, 683 sayılı kanun aynı aslında. Ama ticaret kanununda yöneticilik, ortaklık, bu sıfatların kazanımı ve devriyle ilgili değişiklikler oldu. Bu değişikliğe paralelde tahsilat genel tebliğinde, 6.183 sayılı kanun tahsilat genel tebliğinde bazı açıklamalar yapıldı. AŞ ortakları, yani çok hızlı geçmeye çalışıyorum, AŞ ortakları sadece sermayeleriyle sorumlular, hala eskiden olduğu gibi. Limited şirket ortakları sermaye hisseleri oranında sorumlular. Yine eskiden de öyleydi ama eski dönem borçlarından sorumlu olmamaları için eski dönem borçlarından, yani ben hissemi limited şirket ortağı, pardon, yeni dönem borçlarından hissemi devrettim. Devir tarihinden sonra şirketin bir borcu oluştu. O oluşan borçtan benim takip edilmemem için dedi ki tahsilat genel tebliği, bu devir sözleşmesini yazılı olarak yapın, noter onaylı olarak yapın. Bu devrin esas sermaye payının devrinin ortaklar genel kurulunun onayı ile yapın ve başvurudan itibaren 3 ay içerisinde genel kurulun buna itiraz etmemesi gerekir dedi. Eğer bu şartlarda yapılıyorsa yeni doğacak borçlar açısından sizi sorumlu tutmam diyor tahsilat genel tebliği. Buna dikkat etmekte fayda var. Limited şirket kanuni temsilcisi müdür sıfatıyla yine eskiden olduğu gibi şahsi mal varlığıyla sorumlu. Anonim şirketlerde önemli oldu aslında. Kanuni temsilci yönetim kuruludur ama yeni ticaret kanunuyla beraber yönetim kurulundan bir üyenin olması şartıyla müdürler kurulu oluşturulabilir dedi. Murahhas aza, murahhas üye atanabilir. Dışarıdan oraya müdürler kuruluna üyeler atanabilir. Ve mali konularda aslında hani genel anlamda mali konularda belirlenmiş bir müdürler kurulu üyesi varsa ben bunu kanuni temsilci sayarım ve bunun üzerine takip ve tahsilde yoğunlaşırım dedi tahsilat genel tebliği. Yine ticaret kanununda yapılan değişikliklerle bağlantılı bir şey aslında. Ücretler KDV'ye tabi mi diye sorsam hepiniz yoktu, ne alakası var? Ücret KDV, ücretle KDV mi oldu dersiniz. Ama biz gerçekten bu sıkıntıyı yaşadık, gelir dairesinden özelce istedik arkadaşlar. Çünkü yeni ticaret kanununda bir şirketin ortağı başka bir şirketse buna başkanı kaçırdık herhalde. Başkan terk etti. Şirketin yönetim kurulu bir şirket başka bir şirkete üyeyse önceden o ortak olan şirket kanun temsilci atardı. Ve kanunu temsilci, yani yönetim kurulunda şirketi temsil eden bir temsilci giderdi. Ama artık yeni ticaret kanunu dedi ki şirketin kendisi kanunu temsilci dedi veya şirketin kendisi yönetim kurulu üyesidir dedi. Dolayısıyla şöyle bir tartışma yaşadık biz halka açık bir şirketimizde. Bu toplantıya katılanlara huzur hakkı ödeniyor. Huzur hakkını kime ödüyor artık? Toplantıya katılana mı ödüyor yoksa şirkete mi ödüyor? Biz dedik ki şirkete ödemesi lazım. Çünkü yönetim kurulu üyesi artık şirket. Toplantıya bir gün beni gönderir, başka bir gün bayağı gönderir, başka bir gün bayan beyi gönderir. Onlara ödeme yapamaz, şirkete ödemesi gerekiyor. Ne ödüyor şirkete? Huzur hakkı ödüyor. Huzur hakkı ödüyor. Huzur hakkı ödüyor. Bu ücret midir? Kurumlara bir tüzel kişi ödüyor, kurumlar vergisi mükellefini ödüyor. Ücret bile olsa artık bu nedir? Kurum kazancıdır. Kurum kazancıdır. Kurum kazançları katma değer vergisine tabi midir? Tabidir. Bakın bir şirket huzur hakkı elde etti, ücret elde etti ama katma değer vergisi gündeme geldi. İşte fatura kesip elde ettiği huzur hakkı için KDV hesaplaması gerekebilir diye düşünüyoruz. Çok da emin değiliz ama böyle yapın dedik ve bu konuda özelce istedik. Henüz bir cevap gelmedi. Sat geri kirala yöntemi, vergisiz finansman. Yine üstad kısaca bahsetti. Finansal kiralama şirketleri iyi bir iş yaptılar aslında. Finansal kiralamanın konusu eskiden şuydu arkadaşlar. Üçüncü kişiden kiralanan malların kullanım hakkını kiracıya devretmekti. Yeni finansal kiralama kanunu dedi ki üçüncü kişiden veya kiracıdan alınan malların kiralama hakkını kiracıya devretmekten ibarettir. Yani artık şu yapılabiliyor, vergi istisnasıyla beraber anlatayım. Benim bir gayrimenkulüm var. Gayrimenkulü finansal kiralama şirketine satıyorum. Bu satışta %100 kurumlar vergisi istisnası, %100 katma değer vergisi istisnası var.
Finansal kiralama şirketi yine %100 kurumlar vergisi ve %100 katma değer vergisi istisnasından yararlanabiliyor. Kod uygulaması atlayarak geçeceğim süreyi daha uygun kullanabilmek için. Kod uygulaması gerçekten hani çok ciddi anlamda baş belası. Hiçbir gerçek dayanağı olmadan verilen tüm lehte yargı kararlarına rağmen yapılıyor. Yaşadığımız bir örnekten bahsetmek istiyorum. Bir firmamız Bursa'daki bir firmadan bir alış yapmış. Bursa'daki firmanın vergi tekniği raporu düzenlemiş ve demişler ki 1-1-2010'dan itibaren hep öyle diyorlar zaten. Bir tarih belirliyorlar. O tarihten itibaren tüm alışları, satışları sahtedir demişler. Bizim firmamızın da o firmadan 31 Aralık 2009'da ve 2 Ocak 2010'da alışı var. Yani 31 Aralık 2009'daki alışına gerçek demişler. 2 Ocak 2010'daki alışına sahte demişler. Ne olmuş bu bir günde, yılbaşı sabah gecesi bunlar ortak mı değiştirmişler, hisse devrimi yapılmışlar. Baktık ticaret sitelerinden. Öyle bir şey de yok ama maalesef hep böyle işlerle karşılaşıyoruz. 5. yılın sonunda bir vergi tekniği raporu düzenleniyor. Daha sonra bir tüm firmalara kullanıcı yönünden ister ödemeyi bankadan yapın, ister çekle yapın, hiçbir şey dikkate alınmadan. Bunu yapanlar da çok sıkıldılar aslında. Bu incelemeleri yapanlar da çok sıkıldılar. Ama bunlarla uğraşanlar da çok sıkıldı ama maalesef devam ediyor. 6111'in işte o %3'lerle ilgili bir kandırmacasından bahsettim. Başka bir kandırmacası daha var arkadaşlar. O da bize bu seminerlerde, o dönemlerde gelir idaresinden gelip seminer yapanlar diyorlardı ki işte düzenleyiciler, sahte belge düzenleyicileri zaten yararlanamaz. Onda bir sorun yok. Kullanıcılar yararlanırsa koddan çıkaracağız diyorlardı. Özel esaslardan çıkaracağız diyorlardı. Bu da yararlanmayı teşvik etti. Biz de önerdik hatta bu şirketleri. Ama sonra bir 115 numaralı katma değer vergisi genel tebliği çıktı. O dedi ki tüm dönemlerde yararlanmış olmanız ve arttırdığınız tutarı peşin olarak ödemeniz şartıyla özel esaslardan çıkartırız size. Şimdi yine bir örnek yaşadık ve bu örneği gerçekten Danıştay'da tebliğin iptali istemiyle dava açtık. Bir örnek yaşadık. Bir firmamız 2007 yılı Kasım ayında kurulmuş. Dolayısıyla 2007 yılına ilişki matrah artırımı yapmamış. İşlemi yok. 2008 yılında da bir tane firmadan yine bir sorun yaşamış. Kullandım diyorlar ona. 2008 içinde matrah artırımında bulunmuş. Biz diyoruz ki bize düzelt bu faturayı kayıtlarından çıkar diye yazı geldi. Biz düzeltmeyeceğiz. Siz tahliyat yapın dedi. Vergiler tahliyat yapamam. 6111'den yararlanmış dedi. Ben de o zaman düzeltmiyoruz biz dedik. Onlar da tahliyat yapmıyoruz dediler. Peki ne olacak hani bunun sonu? Size özel esaslar aldım. Yani özel esasları almak bir cezalandırma yöntemi olarak kullanılıyor. Ve ben zaman aşın, tahliyat yapın, ödeyeyim, vergisini ödeyeyim, cezasını ödeyeyim, çıkayım ben özel esaslardan diyorum. Hayır tahliyat yapamam çünkü 6111'den faydalanmışım diyor. Yani zaman aşımının sonuna kadar bizi özel esaslara hapsediyor aslında. Bunun iptali için 115 numaralı iptal dava tebliğ, o bölümünün iptali için Danıştay'da dava açıldı ama henüz bir şey gelmedi elinize. Gelince paylaşma fırsatımız olur. Mutlaka bahsedecek konularımız var aslında ama yine özelgeleri, yani dikkat çekici özelgeleri ben seçmeye çalıştım. Burada şey üzerinde durmak istiyorum. Yine üstad bahsetti, ben de kısmen bahsettim. Taşınmaz satış kazancının %75'i kurumlar vergisinden istisnadır. Ama arkadaşlar bu istisnaya özelgeler ve vergi inceleme elemanlarının tavrı uygulanamaz hale getirdi. Artık böyle bir istisna yok diyebilirim size. Niye yok? Diyor ki çünkü özelgelerde ve buna bakan vergi inceleme elemanları diyor ki esas sözleşme çünkü istisnanın şartlarından birisi, üstad bahsetti, taşınmaz ticaretiyle iştigal edilmemesi. Şimdi bir tekstil firması düşünün, tekstil ticaretiyle iştigal ediyor. Ama ana sözleşmesi eski ticaret kanunu uygulandığı dönemde özellikle ana sözleşmesi hazırlanırken hatta bunu tapuda istiyordu. Bir zorunluluk olarak bunlar yapılıyordu. İşte taşınmaz alınması, satılması, kiralanması diye ana sözleşmeye yazılıyordu bunlar. Yani Türkiye'deki şirketlerin %90'ında ana sözleşmedeki faaliyet konuları arasında taşınmaz ticareti vardı. Özellikle dedi ki ana sözleşmende faaliyet konuların arasında taşınmaz ticareti yazıyorsa İstisnadan yararlanamazsın dedi. İster otomobil ticaretiyle uğraş, ister tekstil ticaretiyle uğraş. Hasbelkader bir tane gayrimenkul almışım, bir tane dükkan almışım, onu da kiraya vermişim. Artık diyor sen ticaretiyle uğraşıyorsun. Bak esas sözleşmende de yazıyor. Artık sen
taşınmaz ticaretiyle uğraştığın için bu istisnadan yararlanamazsın diyor. Yani resmen ve bununla ilgili incelemeler yapılıyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, bu istisnadan taşınmaz satış kazancı istisnasından yararlanan herkes incelenecek ve bence herkes tarihata muhatap olacak. Çok ciddi bir sorun, yani özelgeler bu istisnayı neredeyse ortadan kaldırdı. Finansal kiralamayla alınan binek otomobili, finansal kiralamayla alınan binek otomobilde KDV hep sorulur. Diyor ki eğer kullanım süresi, yani sözleşme süresi sonunda otomobili satın alacaksan KDV'yi indiremezsin. Ama sözleşme süresi sonunda otomobili satın almayacaksan KDV'yi indirim konusu yapabilirsin diyor. Slaytları paylaşacağım. Bu konular orada ayrıntılarıyla yer alıyor. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Saygılar. Sayın Emre Kartaloğlu, çok teşekkür ediyorum. Ben tabii hiç kesmek istemiyorum yani şey olarak ama zaman sıkıntımız var. Şöyle ki sevgili meslektaşlarım, sorularınızı yazılı olarak alacağım. Şimdi 30 dakika yemek arası, bunu çay arası, yemek arası olarak da düşünebiliriz.